Herkese merhaba sevgili TV 264 izleyenleri. Bir haftalık aranın ardından Açık Tribün programıyla sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz üzere Sakaryaspor'un gündemi oldukça yoğundu geçtiğimiz günlerde. Sakaryaspor Diyarbakır deplasmanında Ahmet Sportif ile karşılaştı ve maçtan çok sonuçtan çok sağ dışı olayların konuşulduğu bir mücadele oldu. Biz de her zaman olduğu gibi yorumcularımızla siz bu maçı değerlendireceğiz. Ayrıca bugün çok değerli iki konuğumuz var. Sakaryaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin ve takım kaptanımız Ferhat Yazgan da bizlerle birlikte olacaklar. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Ayağınıza sağlık. Daha iyi bir şekilde ağırlamak isterdik ama bu hafta nasip oldu. Çok istiyorduk. Sizler de hoş geldiniz abi. Her hafta olduğu gibi. Dilerseniz direkt olarak gündemi çok meşgul eden bu olaylara geçelim. Ahmet de kaptanımız da birçok pozisyon içerisindeydi. Siz takımın başında yer alamadınız cezanın sebebiyle ama olaylara siz de vakıfsınız. Neler söylemek istersiniz dünkü karşılaşma hakkında? Ya ben genel özet olarak şöyle söyleyebilirim. Saha dışındaki güvenlik güçlerinin aldığı önlemleri görünce olayları saha içine taşımaya karar vermişler herhalde. Saha içinde futbolcular, ben ilk kez görüyorum böyle bir olayı futbol dünyasında. Kesici bir aletle maça çıkıp diğer futbolcu arkadaşlarına, bizim futbolcularımıza zarar verme gibi bir düşüncesi olması inanılmaz bir durum. Kabul edilebilir bir durum değil ama ne yazık ki yaşadık, bizim başımıza geldi. İlginç bir olay. Ya bunu esprili bir şekilde şöyle söyleyebilirim. Bizim çocukluğumuzda anlatıyorlardı bizden evvel o futbol oynayan, o dönemde işte profesyonellik var yok yani şeyinde, futbolun ilk Türkiye'de oynandığı 50'li 60'lı yıllardaki işte şu futbolcu tozluğuna işte falçata şey yapıyorduk, sahaya öyle çıkıyordu hesabıyla, böyle anlatırlardı. Biz de masal gibi onları dinliyorduk. İlk de böyle bir olayda masal olmayacağını, günün birinde böyle bir şeyin ortaya çıkacağını gösterdi. Bu da bir ilk oldu. İnşallah son olur. Evet, inanmakta zorlandığımız durumlar yaşadık. Orada birebir yaşayanlardan biri de takım kaptanımız Ferhat Yazgan. Öncelikle hoş geldin Ferhat. Hoş bulduk. Çok sıkıntılı olaylar. Hani açıklamakta bile zorluk çektiğimiz olaylar. Dilersen bir de senin ağzından dinleyelim. Neler yaşandı Diyarbakır deplasmanında? Ya zaten olaylar daha maç başlamadan önce ya planlanmış bir şey gibiydi. Biz daha sahaya çıkmadan, her zamanki olduğu gibi maçtan 1,5 saat önce biz sahaya çıkıyoruz zemine bakmak için. Orada zaten biz tam koridordan çıktığımız zaman 6-7 kişi bizi bekliyordu. Ben zaten takım kaptanı olduğum için ilk ben çıkıyordum. Bildiğim kadarıyla yedek kalecisi Ahmet Spor'un beni bekliyordu. Orada zaten ben çıktığım an beni tuttu. Dedi ki işte ilk maçta olay çıkartmışsın, sen bekle bugün dedi. Neler yapacağız sana dedi. Bir anda 6-7 kişi oldu. Yandan biri geldi, ben hiç onu görmemiştim. Bir yumruk attı bana. Zaten orada olaylar başladı. Yani orada polisler araya girdi, bizi ayırmaya çalıştı. Bu da zaten 90 dakika boyunca böyle devam etti. Seremonide aynı şekilde. Yani biz görüntülerde de gördük bunu. 72 numaralı oyuncu Mansur bildiğim kadarıyla. Hatta rejiden rica edelim. Ferhat olayları anlatırken arkada da o görüntüler bir dönsün. Neler yaşadığını hem izleyenlerimiz de takip etmiş olur. Aynen. Seremoninden sonra işte benim yanımdan geçerken kalçama bir şey batırdı. O an bir şey hissettim. Kafamı çevirdim. Mansur bir şey gösterdi. Ne olduğunu tam olarak anlayamadım ama sivri bir şeydi. Dedi ki sen bekle. Zaten ortam çok gergindi. Olaylar oldu. Daha sahaya çıkmadan ısınırken biz sağ tarafta ısınıyoruz. Onlar sol tarafta ısınıyor. Taraftarları onları çağırıyor. Orada 20 kişi var. Karşıda 20 bin kişi var. O 20 kişi bunları çağırıyor. Bizim üstümüze doğru geliyorlar. Direkt koşarak bizim üstümüze doğru geliyorlar. Saldırıyorlar. Zaten orada da Serkan kardeşimiz kendini savunmak amacıyla bacağını kaldırıyor. Kırmızı kart yiyor. Biz bunu zaten anlamadık niye kırmızı kart yediğini. Orada Serkan kardeşimiz kendini savunmaya çalışıyor. Belki şimdi de 2-3 maç bizim yanımızda olamayacak. Yani orada zaten belliydi. Bugün 90 dakika boyunca bize huzur vermeyeceklerini, biz top oynamaya gelmediğimizi, çok farklı yerlere çekmek istediklerini. Biz onu direkt baştan anladık zaten. Zaten görüntülerde çok net belli oluyor. Saha içinde Mansur hep peşimde. Yani bir olay oluyor. Herkes orada. Ben uzaklaşıyorum oradan. Çünkü ortam gerçekten çok gergin.
Görüyorum ki Mansur bana doğru yürüyor. Yürüyor. Ya maalesef böyle şeylerle karşılaştık. Yani Türk futboluna hiç yakışmayan bir şey. İnşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. Eminim ki zaten federasyon da gerekeni yapacak. Zaten görüntülerde her şey çok net belli. Dediğim gibi inşallah bir daha böyle şeylerle karşılaşmayız. Yani bir algı yapılmaya başlandı. Şey çok soruluyor. Bunu da hani direkt olarak merak edenler için de ileteyim. Orada bir acı hissetse ya da sivri bir şeyle batırılsa direkt tepki vermez mi gibi çok konuşulan bir soru var. Burada da ne hocam da daha iyi bilir. Bir adrenalin var. Bu adrenalin heyecanın içerisinde fark edememesi normal diye değerlendirdik ama görüntüleri incelediğimizde arkadaşlarımız hazırlayacak şimdi. Kulağıma da söylediler. Yani zoru ne? Elinde bir şey yoksa niye sürekli bir dokunma çabasında? Bu enteresan da bir olay. Açıklamakta insan ya, konuşurken cümle seçmekte zorluk çekiyor. Maç içinde ben bunu zaten fark ettim. Ya tight'ın arasına mı sıkıştırıyordu, oraya bir cep mi diktirdi, bir şey mi yaptı, oradan ikide bir şey çıkartıp duruyordu zaten. Ben bunu hakeme ilettim. Söyledim ki bak hocam dikkat et, şöyle böyle bir şey var cebinden, tam ne olduğunu bilmiyorum ama kesici bir alet olduğu net belli yani. Dedi ki ben sadece onu yakalarsam bir şey yapabilirim. Ya hakemin tutumu ne oldu? Yani genel anlamda sürekli bir şikayet vardı bizim tarafımızdan hakeme. Ya belki hakem tırsı biraz. Yani orada 30 biraz bin kişi. öyle söyleyeyim biraz tırsı. Yani 30 bin kişinin önünde top oynamak, hakemlik yapman tabii ki kolay değil. Ama bunun altından gelmesi lazım yani. Biz profesyonel birlikte oynuyoruz. İlk defa böyle bir şey yaşamıyoruz. Sakarya'da her maçta 30 bin kişi önünde oynuyoruz. Demek ki bu hakem buna alışık değil. Bizim takım alışık. Dimdik durdular 90 dakika boyunca. Yani bu takıma gerçekten helal olsun. Herkese tek tek gurur duyuyorum. Yani o kadar olaylara rağmen hiç kimse kaçıp soyma odasına girmedi. Kenarda durmadı. Hep sırt sırta mücadele etti orada. Yani dediğim gibi ısınmada normalde 11 kişi olur. Bunlar komple kadroyla, tüm kadroyla 18 kişiyle geldiler, bize saldırdılar. Bir anda 30-40 kişi oldu. Elini görüyor musunuz bak? Şu an. Elini görüyor musunuz bak? Biraz şey alsa. Biraz geri alabilir biraz mi? Biraz geri alsın ama elinde şu sol elini devamlı şey yapıyor bak sol elini. Hiç açmıyor. Evet, açmıyorum. Kaptana. Parmak arasında bir şey var. Bak. Evet. Sol şeyde biraz sonraki, biraz evvel geçen görüntüde. Şimdi gelecek hocam. Berk'le olan bir şeyinde de sol elini bak evet, açmıyor. Geliyor. Orada kafamı çevirdiğinde çok net belli oluyor. Şimdi bak, bak görüyor musunuz? Sol elini hiç açmıyor bak. Görüyor musunuz? Devam et görüntüye. Görüntüye devam etsin. Akıtalım arkadaşlar. Akıt. Bak devam etsin. İki parmağın arasında bak, bir iki şey. İki parmağın arasında bak. Yani. Sağ elinin elinde sol elinin arasındaki farkı görüyor şimdi musunuz? Şimdi gelecek. Bak kaptan. Görüyor musunuz? Tuttuğu belli zaten. Şimdi bu neyin tuttuğu belli. O an zaten kafamı ona doğru çeviriyorum. Yani bir tepki, nasıl bir tepki bekliyorlar ki? Burada da var. Orada şimdi, aynen. Evet. Ya şimdi maçın gerginliği, maçtan önce yaşananlar ister istemez belki sinirleri de yıprattığından dolayı tam anlamıyla anlamamış olabilirsin ama bir tepki veriyorsun orada. Kalkıp da yatacak halin yok. Hakem şunu görmüyor. Maç öncesindeki ısınmada şeyi görüyor. Bunu görmüyor. Olayı görüyor. Buradaki şu olayı bak görüyor musunuz hakemi? Şu olayı görmüyor arkadaş. Burada Hacı'ya yapacak. Hacı'ya yapacak bunları görmüyor arkadaşlar. Ferhat bir şey soracağım. Bu 72 numara Mansur'un eli sarılı mıydı? Hani bir hani yara olunca sararlar. Yok yok. Onu tam olarak görmedim ama elinde öyle bir şey yoktu yok. Galiba. Arada dediğim böyle gibi, sargılı gibi duruyor da. Ben onu tam görmedim de sanki tight'ın arasına mı sıkıştırıyordu? Bir yere sıkıştırıyordu onu hep oradan çıkartıyordu. Şimdi bir de maç esnasındaki görüntüler de var. Bu arada siz konuşmaya devam edin. Rejiden de rica edelim. Maç öncesi görüntülerini. Yalnız şurada ben bir şey söylemek istiyorum. Hem hocam İsmail hocamız hem de kaptanımızda müsaade isteyerek. Biz o gün oraya kafileyle indiğimiz ilk dakikadan itibaren bize inanılmaz hassasiyet gösteren başta Diyarbakır Valimiz, Sayın Savcımız, Emniyet Müdürümüz, tüm emniyet teşkilatımız ve güvenlik kollarımıza inanılmaz derecede ben tüm Sakaryalılar adına çok teşekkür ediyorum. Eğer onlar olmasaydı orada çok daha büyük sorunlar yaşanabilirdi. Hakemin bu kadar önlemin alındığı bir ortamda daha iyi bir duruş sergilemesi lazımdı. Çünkü inanılmaz derecede emniyetimiz özverili itina gösterdi bu konuya. Kendilerine buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca da kendi ekibimiz diye demiyorum. TV264 ekibine de bu konuda bombayı patlattı tüm dünyaya. Herkes şey zannediyordu Diyarbakır'da bu Ahmet
tarafındaki insanlar hep böyle gideceğini zannediyor ki diyordu. Ta ki Sakaryaspor gelene kadar ve artık maalesef bu kötü yüzleri ortaya çıktı belli bir kısmı. Evet, şimdi şu görüntülere de bakmak istiyoruz. Ben hani yukarıdaydım bu esnada. Hoca da burada değil. Bir de enteresan kısım da bu. Yardımcıları ve şey orta sahadan gelip sadece Serkan'a kart verip döndü. Ama burada Ferhat'ın dediği gibi oluyor. Burada kale arkası çağırıyor. Burada bir organize olmuş olabilir. Ve alakası olmayan, yanlış bilmiyorsam bugün toplantıda vardım. Esamede olmayan insanlar sahaya gelip futbolcularımız da diyor gelip orada bir vuruşma söz konusu oluyor. Orada ister istemez de topçularımız kendilerini savunmak zorunda kalıyor. Çok sevgili hakem arkadaşlarımız, biz ısınıyoruz. Bizim bölgede ısınılıyor. Burası bizim bölge. Takım karşı takım karşı tarafta. Arkadaşlar geliyorlar, şu anda Serkan attım diyor. Bu sevgili hoca hakem arkadaşımız. Sevgili arkadaşımız devre arasında biraz evvel görüntülerde gördünüz. Hacı Ömer'in yüzüne yapılan darbe. Kaptana yapılan boğazına sarılma, bunları da görüyor ama ne yazık ki görmemezlikten geliyor. Yani. Çok korktu hocam. Korkuyorsan yapmayacağım bu işi. İşte bir ara ben bir tane Ahmetli'yi gördüm. Herhalde öpecek falan zannettim orta hakemimizin bir pozisyonda. Hani yapmayın etmeyin gerek çok yok. Çok sevdi, okşadı, kaldırdı, bir şeyler yaptı. Ya burada da çok net belli kaldırdı. Oluyor. Biz taraftarların önünde bile ısınmıyoruz. Biz kenarda ısınıyoruz. Onlar niye oradan koşarak geliyor? Niye ortadan koşarak gelmiyorlar? Art niyet yoksa. Ya burada tamamen art niyet var. Mansur bir açıklama yapmış ya. Demiş ya biz bir şey söylemişiz de ondan sonra gelmişler. Ama çok net belli oluyor ki onlar direkt bize doğru koşuyorlar. Ya ne işi var abi bizim tarafta adamların? Biz ısınırken ne işi var? Şu niye olaya bakar mısınız emniyetimize? O kadar hassaslar ki biliyorlar. Şehri tanıyorlar. İnsanları, olayları biliyorlar. İnanılmaz derecede güvenlik önlemleri almışlardı yani. Ben kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Başkanımızın bugün dediği gibi toplantıda yani emniyetimiz bu kadar güvenlik önlemi alsaydı bugün çok daha kötü şeyler konuşuyor olabilirdik. Allah korusun yani. Kesinlikle özel güvenliklerle öyle. De ilgili sıkıntı varmış galiba. Hatta Ferhat şöyle bir olay iddia ediliyordu. Biz hani görüntülü bir kayıt olmadığı için giremedik ama ilk otobüsten indiğinizde soyunma odalarına doğru giriş yaparken bir darp edildiğini söylendi. Bir yumruk gelmiş galiba karşı o tarafta. O ilk şeydeki dinliyor. Otobüsten indip daha hani yok o değil, öyle değil. Sahaya bakmaya çıkarken oldu. Bir saat önce, bir saat 20 dakika. Bir saat önce, yani. Yani Erhan doğru söylüyor. İlk otobüste indik, sahaya girdik ya. Evet, işte orada. O anda oldu. İlk evet. Olay orada patladı zaten. Onu demek istiyorum. Çok enteresan yani. Nasıl? Orada zaten bekliyorlarmış yani. Ya şöyle, eğer zaten orada. Emniyet, ben size şunu biraz evvel arkadaşım söyledi. Emniyet, eğer bu kadar sıkı güvenlik önlemi olmasa, bugün biraz evvel söylediği gibi başka şey konuşuyor olabilirdik. Yani. Allah korusun yani daha kötü şeyler olabilir. Neden diye soracak olursa bu organizasyon dünkü bugünkü organizasyon değil. Bunlar 3 maç evvelde aynısı. Bir sürü şeyler yapılıyor. Yani hazırlıklar yapılıyor. Sakarya için hazırlıklar yapılıyor. Şimdi bu kadar gergin bir ortamda emniyet inanılmaz önlem almış. Ama karşı takımdaki ha tamam yani bu işin bir öncesi de var tabii ki. Ama karşı takımda eğer biz saha dışında bu işi yapamayacaksak sağ için atalım diye devreye girildi bugün, dün, evvelsi gün maçta. Sağ dışında emniyet güçleri inanılmaz bir tedbir alınca ufak tefek olaylarla atlatıldı. Ama ondan sonrasına bakıyorsunuz sağ içine aktarıldı. Sağ içine aktarılınca da 2-3 tane oyuncu bu işin içinde ve resmen kırmızı kart. Yani şimdi bu tablonun içinde nasıl görmüyorsunuz, göstermiyorsunuz? Ben ama şu var, bu tablonun içinde bizim Türk futbolunda ilerlemesi için hakemlerimizin cesur yürekli olması lazım. Lakin ne yazık ki işte idare edelim, o öyle olsun, bu böyle olsun, idareyle devam ediyoruz. Enteresan. Ne yazık ki. Hatta şöyle de söyleyelim, bir Dilaver'in de bir pozisyonu var. Dilerseniz onu da izleyelim hocam. Orada da enteresan bir kart hani... Penaltı pozisyonu. Evet, açıklayamıyoruz. Arkadaşlar Dilaver penaltı pozisyonu var. Dilerseniz bir de o körükte görüntüler evet, şimdi... kadar Abdullah Çetin eski futbolcusu da vuruyor bizim futbolcularımız orada. Evet, Dilaver gelirken. Şimdi de geliyor, burada da yalnız. Ya evet. Burada da Dilaver'e yapıyor şey. Aynen. Direkt olarak yine dokunuyor karnına. Aynen. Burada da şimdi Dilaver'de de var yani, burada şey var. Elinde iddia ettiği gibi bir şey yoksa sapık herhalde arkadaş. Hani. Evet yani. Bak, tam söyleyemiyoruz geldi. Da. Şu an. Evet. Bak şurada. Orada bir karnına sürtüyor. Dilaver'in de o bölgesinde. Görüyor musunuz? Aynen. Taktı gitti. Taktı gitti şimdi. Yazıklar olsun. Yok ya bu akıl işi değil, akıl tutulması gibi bir Dilaver şey. Dilaver diyor, ben o an diyor, ben de böyle bir şey yaptım. Allah Allah ne oldu falan dedim. Daha sonra bir baktım diyor şey. Çizmiş. Ya inanılacak gibi değil ya.
Arkadaş da izah ediyor şu anda. Bu el pozisyonunun içindeki arkadaş. İzah ediyor yani. Bak şu an. Bak. Bir daha geldi. Ya futbolcu. İşte sorsak bu da futbolcu. Şimdi penaltı sonrası da gelecek. Saniyeler sonra. Penaltıdan sonra da çok enteresan bir şekilde Dilaver kart görüyor. Bir de golü atıp Dilaver koşarken çembe takıyorlar. Evet. Orada bir çabuk orada ıskalıyor. Orada... Evet, geliyor pozisyon. Atlıyor oradan Dilaver. Bak. Bakın. Iskaladı. Hop, ıskaladı. Dilaver burada, hiçbir şey yapmıyor. Burada kart niye verirsin? Evet, hiçbir şey yapmıyor. Şu pozisyona eğer sarı kart veriyorsan anlamış değil. Ya aynısı Ferit'in pozisyonu da var hocam. Ferit de çok değişik bir şekilde kart gördü. Hani sindirmeye çalıştı. Ferit zaten ondan sonra fazla cesaretle oynayamadı. Hani talihsiz bir sakatlık yaşadı. Geliyor, Dilaver'in gırtlağına yapışıyor, bir Dilaver sarı kart evet. görüyor. Ne yapacak? Sevinmeyecek mi adam gol atmış? Sevinmeyecek demek. Yani şu kadar hakem biraz cesur olsaydı biz 2-1-3-1 maçı alırdık. Abi 3-0 alırdık. Biraz... Bak şimdi, hani şimdi seyircisi var, baskısı var, orada bir hava değil, kötü bir hava var. İlla ki futbolcularımızın orada kendileriyle ilgili biraz kaygılar olabilir belli etmese de. Ama inanılmaz derecede şimdi kameralar tam göstermiyor. Biz hepimiz oradaydık. Sahanın etrafında kedinin bile aradan geçemeyeceği şekilde polis diziliydi. Hakem biraz duruş sergilemiş olsaydı orada, cesur olsaydı keşke şu an 3 puanla dönmüş olurduk. Ama dediğim gibi mağlup da olsaydık öyle bir ortamdan Allah'a çok şükür kazasız belasız döndüğümüz için hepimiz dua etmemiz lazım. Çok kötü bir ortam vardı yani. Özel güvenlik diyordun Erhan'cığım. Ya özel... Yönetimimizin en güzel yaptığı iş gitmeden emniyetle gerekli orada kurum amirleriyle, mülki amirlerle bu işi konuşup biz özel güvenlik istemiyoruz dedi koridor bölgesinde topçularımızın çıkacağı bölgelerde. Çünkü genelde arıza özel güvenliklerden çıkıyor orada. Hatta bizi bile hepimizi bile tanıdılar girerken. Maşallahları var yani. Evet, bir de şöyle bir ortam var. Hani hocam sizin tecrübeniz daha fazla tabii ki de. Tabii maç esnasında stres haliyle belki de korktu kararları almakta ama maç öncesi bu kadar olan olaylar üzerine maçı hala ısrarla oynatmak istemesi normal mi sizce? Hani bitirseydi mesela Serkan'ın pozisyonunda ısınma hareketi esnasında çok fazla karıştı. Güvenlik görevi, ben o kadar polis herhangi bir müsabakada görmedim. Sahaya inen maçlar da izledik. Taraftarın sahaya indiği maçlar da izledik ama hani hocanın maçı tatil etme inisiyatifi alsa orada etse aşırı bir karar mı olurdu sizce? Genel anlamda sana şunu söyleyeyim. Hakemler de şöyle ver. Hakemlere şunu söyler. Her maçı bitir. Bir şekilde bitirmeye çalış. Diye bir talimatları var. Ve doğru. Bitirmek gerekiyor. Ama şu var tabii. Bizim hakemlerimiz bunu yanlış algılıyorlar. Bitirirken bir tarafı ezdir, öbür tarafta idare et diye algılıyorlar demek ki. Bu maçta bunlardan bir tanesi. Bu maçta adam gibi penaltıyı verdin. Çok güzel. Arkasından gördün hareket. Gösterirsin kartını. Olmadı diğerine. Olmadı diğerine bakarsın işine. Neden? Ha, bunları yapamayacaksan hakemliği bırakacaksın. Hep idareyle nereye kadar gidersiniz? Ben bu hakemi şöyle suçluyorum. Yani hakemi suçlamıyorum ama şöyle bir tablo var bu hakemlerde. Bize bu gelen bu hakemler, bize gelen derken bazı maçlarda gelen hakemler. Bunların hepsi A Ligi'ne çıkan hakemler. Yani en üste çıktı bunlar. Sarıyer maçının hakemi çıktı. Bu maçın hakemi çıktı. Bu arkadaş zaten böyle bu tür maçlara geliyor. Diyarbakır'daki maçlara geliyor. Bizim buradaki şey maçlara geliyor. Daha olgun maçlara geliyor. Yani rakibin şey olduğu maçlara geliyor. Bu arkadaşlar çok tecrübeliler. Nasıl tecrübeliler? Bu arkadaşlar bir daha yukarı çıkamayacaklar. İdealist değiller. Ama burada idare etsinler. Para kazansınlar ve devam etsinler mantığıyla hareket ediyorlar. Yani bu acı ama gerçek. Acı ama gerçek bu olay. Yani idealist değil. Bundan sonra yukarı çıkamayacaklar. Arada idare edenler, yüzer gezerler. Bu hakem arkadaş gibi en az bu ligde şu anda 7-8 tane adam var. Bir bakın bütün maçlara onlar gidiyorlar. Bu tür maçlara. Ahmet Spor'u 10. bu karşılaşması. Ya bu tür maçlara bunlar gidiyorlar. Niye bunlar gidiyorlar? İyi idare ediyorlar bunlar. İyi eyyam yapıyorlar. Burayı idare ediyorlar, burayı idare ediyorlar. Aman dengeli gidiyorlar. Buradaki maçı da maçın başından itibaren bu maçı bitirmek için gerek tüm çabasını sarf ediyor. Şikayet ediyorsun, aman çocuklar idare edelim. Gerek yok. Gerek yok, aman sertlik olmasın. Ya niye sertlik olmasın? Adam dövüyor adamı, ne yapacak yani? Şu devre arasında ben şunu tekrar ediyorum. Sen maç önce oynanmadan evvel Serkan'ın pozisyonunu görüyorsun da şu görüntülerdeki o devre arasında gözünün önünde bunları görmüyor musun? Ferhat'ın gırtlağına yapışması nedir?
Soruyorum ben size. Kırmış kart bile görmeden tamamladı maçı. Yani böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? Ama ne yazık ki söylenecek hiçbir şey yok. Çünkü neden? Ben yani bu hakem arkadaşlara da kızmıyorum. Niye kızmıyorum? Bunlara görev verenlere kızıyorum. Bu temsilci gözlemciler yani bunları gözleyenler ne iş yaparlar? Ve ben size söyleyeyim şu maçtan bir dünyada güzel puan alacaktır. Çünkü maçtan sonra beraber oturuyorlar. Gözlemcisi, hakemi hep beraber nasıl yönettin? Güzel yönettin. Ha şurada şöyle bir hata yaptın. Ha onu da idare edelim. Neden? Denetleyenle denetlenen aynı masada oturur mu ya? Hocam, bir kere sistem yanlış yani. Bizde görse fotoğrafını atarlar hemen. Maçtan sonra. Hayır, sistem yanlış zaten. Ya hepsi böyle. Bir tek oraya, biz buraya gelenler de aynı. Birbirini kolluyorlar o zaman. Tabii canım, Allah Allah. Bunlar da eski hakem zaten. Evet. Belki birçoğu birbirini tanıyor. Çünkü %90. Amcasının oğlu. Sistem yanlış diyorum. Niye? Sen seni denetleyeni her dakika beraber olur musun? Soyunma odasında berabersin. Maç öncesi berabersin. Maç sonrası berabersin. Ondan sonra yemeğe gidiyorsun. Çay içiyorsun. Kahve içiyorsun. Muhabbet ediyorsun. Kaç puan alacağını söylüyor sana. Ya bu az değil. Biraz o arada şey de yapılabilir tabii yani. Yani puanı biraz daha yükselt veya alçalt da denilebilir. Sistemin şeyinde hata var. İşte hata var. Problem. Ben bunu yıllardır söylüyorum, anlatamadım. Hakem gözlemcisini bilmeyecek. Kim olduğunu. Görmeyecek bile. Görmeyecek bile. Gözlemci çıkacak yukarıya, maçı bak seyredecek, verecek notlarını, gönderecek federasyona. İsmini bile vermeyeceksin belki, bir icap ederse. Öğrenmeyecek bile. Neden? Denetleme böyle olur. Bu nasıl denetleme? Şimdi hakem gözlemcisi ne diyoruz biz? Denetliyor değil mi onu? Nasıl denetliyor? Her dakika beraberler. Maç öncesi beraberler. Maç sonrası ortası beraberler. Zaman zaman devre arası bile girdiklerini biliyorum ben. Yani maç sonu zaten orta hakem yan hakeme diyor ki oh be maç berabere bitti. Bunu demiştir, şey doğrudur. Niye? Çünkü dikkat ettik. Hatta hocamla birlikte seyrettik maçı yukarıda. İkinci yarı gol attırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Hani hep o yerde pozisyonlarda foul verdi. Hep bizim aleyhimize kararlar verdi. Ya en sonunda penaltıyı yaptırdı, rahatladı yani. Etrafında bir sürü ölü toplara devamlı şey halinde, evet. Baskı halinde ya. Gerek tüm çabasını sarf ediyor zaten. Ya hocam en basiti, başlamadan önce bütün toplarımızı tribüne atan bir takım var sadece ya. Oraya kadar geldi ya. Topla tüfekle yani saldıramadık. Top kalmadı bize. Orada artık idman yapacak, ısınacak o esnada yani. Yalnız şunlar bir de şimdi onun için ben şu anda malzemeci arkadaşlara şey verdim. Eğer bir dahaki sene aynı grupta böyle bir pozisyon olsa veya bir daha karşılaşılırlarsa. Toplarımız kalmıştı adamım. Kesinlikle onların toplarını da biz çalacağız. Bu konuda bilgiler olsun. Ya hocam çok topla dertleri varsa alalım bolan oynasınlar. Yok da. Oradaki mevzuat yani nasıl bir mantık, nasıl bir psikoloji, nasıl bir ruh hali. Yani topu gelip sahaya tribüne atmak ne demek ya? Her yani türlü harikarda. Sakaryaspor'la ilgili ne kurdun sen kafanda? Nasıl bir hayal var? Yani Ferhat'a nasıl gelirsin, kurulursun? O Dilaver'e, Hacı'ya gelir, otokat. Ya sen de bundan ekmek yiyorsun. Bak sadece onu söylüyoruz ama defanstaki iki adamın yaptığı follere bakın. O topa gelişlerini, aynı pozisyonların hepsini biz birebir hepimiz oradaydık. Bizimkiler de en ufak bir dirseği havaya kalksın. Foul. Onlar da adamlar üstünde pınarbaşı çekiyor bizimkilerde. Bütün sertliklere göz yumuyor hakem. Bizle ilgili gelen hiçbir kararda yok. Devam et oynayın. Aman Diyarbakırlı'yı gidiyor öpeyim hocam vesaire. Ya nerede görmüş böyle bir şey? Valla biz programda yalnız böyle devam edersek ben tekrar ceza yiyebilirim onun için. Tamam beraber izleriz hocam. Ya bu programı yani şu, bu maçı artık kapatmamız lazım. Çünkü neden çok kısa çarşamba günü maçımız var. Bizim yani konuşacaksak eğer önümüzdeki maçta konuşmamız lazım. Neden diye soracak olsanız. Geriliyoruz hocam. Hem kendimiz geriliyoruz hem oyuncularımız geriliyor. Eğer böyle devam edersek kendimize zarar vereceğiz. Biz o maçı artık bundan sonra unutmalıyız. Sadece yasal yollarla neler yapılması gerekiyorsa bunları yapmaya devam etmeliyiz. Ve şu andan itibaren de ben de sizden aynı zamanda rica ediyorum. Yani bu olayı bir kenara atalım, bundan sonra yaşanmamış olarak addedelim ve sorumlulara bırakalım diye düşünüyorum. Tamam o zaman öyle olsun hocam. Direkt olarak siz böyle güzel cevapları veriyorsunuz. Sizi Sakaryaspor taraftar çok seviyor. Şöyle bir soruyla başlayayım. Bu sene şampiyon olacağız mı hocam? Vallahi gaybi benim bilme ihtimalim yok. Ama sizin o cümleleriniz var ya, taraftar motive eder. Allah bazen garip garip şeyler söylettiriyor bana. Doğaçlama mı çıkıyor? Doğaçlama çıkıyor. O şimdi kalkıp yani ben
ya şöyle olacağız, böyle olacağız diye benim gibi bir şeyim yok yani. Ama şu var, buranın amacımız ne? Buraya gelme amacımız. Eyvallah. Ben gelirken de söyledim. Buraya gelme amacımız ne? Bu takımı bir üst atabilir miyiz diye, yani bir üst lige çıkarabilir miyiz diye o iddia ile geldik. Geldiğimiz günde de puan durumumuz da belliydi. Baktığınızda bunu becerebiliriz dedik. Burada becerebiliriz derken biz yol göstereceğiz. Ben oyuncularıma da söylüyorum hep. Ben oyuncularımın yol göstericisiyim. Ben onlara diyorum ki bu maç böyle kazanılır, böyle yapabilirsek kazanırız. Onlar da o yoldan gidiyorlar ve kazanıyorlar. Kazanamadığımız maçlara bakıyorsunuz neler olmuş diye. Kazanamadığımız maçlarda da bizim ufak tefek hatalarımız var oyuncularımızın. Bir. İkincisi şeyimiz var, eksiklerimiz oluşuyor. Üçüncüsü de hakem hatalarıyla. Yani o, biz her şeyi hakem hatasına bağlarsak tabii ki bir arıza var. Ama bizim de hatalarımız var muhakkak. Ama biz hatalarımızı en azı indirgemek için gerek tüm çabamızı sarf ediyoruz oyuncular olarak, teknik heyet olarak. Ki kaptan burada zaman zaman baktığınız zaman bazı maçlarda puan kaybettiğimiz maçlarda ben kendim eleştiri yaparken ilk önce öz eleştiriyi kendime de yapıyorum. Yani bu maçın birinci sorumlusu benim diye söylüyorum oyuncularıma. Neden? Şimdi ben bu takımın başındaki insanım. Demek ki doğru 11 kuramamışım diyorum. Bir, doğru taktik verememişiz. İki, bir puan kaybettiğimize göre veya maç kaybettiğimize göre. Ona göre diyorum ki hazırlıklarda demek ki hata yapmışız. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanmalıyız. Daha iyi kendimizi motive etmeliyiz. Oyuncularımızı iyi motivasyonunu bizler iyi sağlamalıyız ki 3 puan alabilelim. Bunun ışığında şunu söyleyebilirim. Ben çok onurlu bir grupla çalışıyorum şu anda. Nasıl diyeceksiniz? Çok üst düzey oyuncularımız olmayabilir. Ama hepsi onurlu ve gururlu çocuklar. Geldiğimiz günden bugüne kadar inanılmaz derecede mücadele ediyorlar. Sezon sonunda bu kadar onurlu oyuncular, bu kadar uğraşıyorlar, bu kadar savaş veriyorlar. Onların da şampiyon olmak en doğal hakkıdır diye düşünüyorum ben. Ve Allah da bize bunu nasip edecek diye düşünüyorum. Şu anda ikinci devredeki olumsuzlukları inşallah çarşamba gününe itibaren olumluya doğru çevireceğiz. Yani hem hakem hataları hem bizim hatalarımız, bunların hepsini olumluya çevirmek elimizde, yapabiliriz ve yapmaya çalışacağız. Baktığınız zaman hep eksiklerle oynuyoruz. Bir türlü bir tam takım ilk devredeki o sakatsız ceza olmayan bir şeyi bir türlü denk getiremedik bir arada. İnşallah bu çarşambadan sonra pazar günü itibariyle bunlara ulaşacağız diye düşünüyorum. Ve ondan sonra da nasıl ilk devre yaptıysak bir seri, ikinci devrede yapacağız. Ve senenin sonunda mutlu sona ulaşmak için gerek tüm çabamızı sarf edeceğiz. İnşallah. Ve bu oyuncular bunu yapabilirler diye düşünüyorum ben. Onlar yaptı zaten yani hocam. Yani bunları şöyle onurlu ve gururlular. İnşallah. Ve hiç biz geldiğimizden bu yana bir maç kaybettik biz. Bu takım bir maç kaybetti. Bu takım kazanmaya alışmış bir takım. Onun için zaten bütün şeyim burada. Ümidim buradan. Yoksa biz üstün yetenekli takım falan değiliz. Öyle bir şeyimiz yok. Ama biz onurlu, gururlu ve çalışarak, uğraşarak kazanabilecek bir takımız diye düşünüyorum ben. İnşallah bunun sonu da şampiyonluk olur. İnşallah hocam. İnşallah hocam. Şimdi önümüzde 10 haftalık bir süreç kaldı. Kaptana soralım bu kısmı da. 10 haftalık süreçte bir tane Gaziantepspor karşılaşmamız var. O zaten hükmen galip sayılacağımız için oynamayacağız. 9 maçta Sakaryaspor nasıl bir yerde görüyorsun? Sen bir de geçen sezon yine şampiyonluk kıl payı kaçıran bir Sakaryaspor içindeydin. Camiayı biliyorsun, taraftarın o yine olacak mı acaba, yine mi kaçıyor gibi kafasına bir soru işareti var. Çünkü son haftalarda istediğimiz sonuçları almakta zorlanıyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun bu kalan süreci? Ya ben hocanın dediklerine dayanarak bir şey söylemek istiyorum. Ben de zaten 17 yaşımdan beri profesyonel oynuyorum. Gerçekten bu sene oynadığım karakterli oyuncularla böyle bir takımla daha hiç karşılaşmadım. Gerçekten oynayan ve oynamayan bizim için dua ediyor. Diyor ki işte siz kazanırsanız biz de kazanırız. Çünkü biz şampiyon olduğumuz zaman oynayan da oynamayan da kazanacak. Ve hoca bir sefer demişti galiba. 8 galibiyet mi hocam? Evet. 8 galibiyet alırsak biz bu sene şampiyon oluruz. Evet, zaten şu an onu çok o hedefi kaçırdığımız söylenemez. Orada bir beklenmedik bir mağlubiyet var sadece. Bir beraberlik şansımız hala var. 8 evet. Maçı da kazanabiliriz. Tabii hükmen kazanacağımız. O potansiyel de kesinlikle bu takımda var yani. Hiçbir şüphem yok o konuda. Peki devre arasından sonra o istediğimiz sonuçları bir türlü alamama durumumuz oldu. Herkes de bunu merak etti. Acaba hani ne olmuyor? Sponsorluk mu çok
transfer açamamak mı çok fazla futbolcunun kafasını kurcaladı diye sürekli konuşuldu. Biz burada yorumladık. Yorumcularımız yorumladı. Direkt olarak içeriden biri olarak sana soralım Ferhat. Bu devre arasındaki çalkantılı süreç. Hani transfer açılacak, açılamayacak, o olacak, bu olacak. Sizleri etkiledi mi? Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü o bizim işimiz değil. Bizim işimiz o sahaya çıkmak. Elimizden gelen her şeyi yapmak. Transfer gelseydi belki iyi olurdu. Ama gelmedi. Biz de daha fazla bile kafamıza takmadık o konuları. Biz sahaya çıktık, idmanlara çıktık, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Ve aynısına da devam etmeye çalışacağız. Yolun sonu şampiyonluk olsun diyelim. İnşallah. Hocam bir kez daha o zaman, şimdi gelen sorular da var sosyal medyadan. Artık Tevfik'te Umut'u sormayalım. Direkt olarak 11 durumda oynayabilecekler mi gibi bir soru gelmiş. Tevfik artık 11 oyuncusu olduğunu hani en azından form durumu olarak, kapasite olarak gösterdi diye düşünüyoruz. Umut'ta nasıl peki hocam durum? Ya şöyle tabii, devre arasında gitmek istediler bazı oyuncular. Takım pozisyonu oluşmayınca tekrar bizimle birlikte oldular. Bu arada da boşluk olunca biz illa git diye kimseye bir şey söylemedik yani hiçbir oyuncu. Hatta bütün oyuncularımızı topladığımızda burada mutsuz olan arkadaşlar gidebilirler diye söyledik kim olursa olsun. Mutlu arkadaşlarla devam etmek istiyoruz dedik. Şu anda tablo olarak baktığınızda birinci planda Tevfik şimdi yani kalitesi şeyi falan tartışılmaz bir oyuncu. Ama temposu düşük olduğu için ilk yarı boyunca çok fazla süre alamamıştı. Bir de ilk yarı boyunca öyle bir 11 kurdu ki her maçı kazanıyorlar şimdi. Ben ne yapayım? Yani, kenardaki oyuncu oynatamıyoruz. Yapılacak bir şey yok yani. Neden? Her maçı kazanıyor takım. Ya bozayım mı yani? Kazanmasın mı? Şimdi baktığınızda. İkinci yarıda öyle bir tablo oluştu ki her maç iki tane cezalı, iki tane sakat. Haydi bu sefer işler karıştı. Nasıl karıştı diyeceksiniz? Şimdi sakatlıklar, cezalar fazla olunca kadro sıkıntısı başladı. Kadro sıkıntısı dediğim burada hem sayısal sıkıntı var hem nitelik açısından sıkıntı var. Atıyorum müdafaa anlamında bir tanesi eksik kalıyor. İşte orta sahada birisi eksik kalıyor. Yani kilit oyuncularınızda eksikler oluşuyor ceza nedeniyle, sakatlık nedeniyle. Böyle olunca da genel anlamda baktığınızda ilk devre boyunca ya siz hep aynı 11'le oynuyorsunuz diye eleştirdiğiniz tablo şimdi de aynı 11'le niye oynamıyoruz diye eleştirmeniz gerekiyor şu anda. Neden? Biz de mecburiyetten sakatlık ceza yüzünden aynı 11'le oynayamıyoruz. Yani devam edemiyoruz arka arkaya. Böyle bir pozisyonda iki arkadaşımız da bize Tevfik'te yani elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Umut da elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Şu an itibariyle zaten yine eksildik. Baktığınızda şey olarak. Yine 3 eksiğimiz var. Eksildiğimize göre yine for herkes giyecek. Yani bu işin şeyi yok. Eğer orada varlarsa, idmana da çıkıyorlarsa oynamak için oradalar. Hem de çok da iyi oynamak için oradalar. Ki Umut hakikaten çok yetenekli bir oyuncu. Öyle boş bir oyuncu değil Umut. Yani yetenekleri üst bir oyuncu. Bizim ama fizik kalitesi düşük olduğu için o şeye giremedi, moda giremedi. Yoksa baktığınızda yetenekli bir oyuncu. Aynı şekilde Tevfik de yetenekli bir oyuncu yani. Fizik kalitesini artırmadığı için belki görev çok fazla alamadı ama bundan sonra şans bu şey böyle gelir. Bir tanesi gidecek, bir tanesi gelecektir. Mesela bu, şimdi alttan aldığımız Furkan kardeşimiz için sakatlık geçirdi. Evet, o sakatlık geçirince bazılarının sakatlığı bazılarının işine yarayacaktır. Şimdi Kaan diye bir kenar oyuncumuz var, daha ufak 2001'li. Belki yarın öbür gün yani baktığınız zaman çarşamba günü belki oynatabiliriz yani. Bu 14'e kadar gidecek. Ya yapacak ya şöyle şimdi kim var ama şu var. Bazen bazılarının kısmetsizliği bazılarının kısmetidir. Bu işin düzeni böyle zaten. Bakarsınız ki Kaan Kırcı'ya da formayı veririz. O alır gider olmaz. İyi değerlendiren. Devam edelim. Ne var yani bunda? Bunun şeyi yok. Ya inşallah değerlendirelim çünkü uzun süredir bir altyapıdan bir oyuncumuzun çıkmamasını evet, o Burak ve Canberk'te kalmamamız çok eleştiriliyordu. Canberk'ten sonra henüz hani Furkan da tam olarak formayı alabilmiş değil. Hani en azından hani yetenek olduğunu gösteriyor ama direkt olarak hani 11 oynayacak kapasiteye ulaşması en azından bir yıl bekleyecek. Kolay değil ama şu olarak. Tabii kolay değil. Hiçbir oyuncunun, genç oyuncunun hemen paldır küldür oynaması çok zor, kolay bir iş, olay değil. Bu zaten bu ülkedeki genç oyuncuların çıkmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Kimse onu tartışmıyor gerçi de. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Üst liglerde yani Süper Lig'de 23 yaş altında oyuncu çok zor oynar. Nedenini söylüyorum. Ya adalesi yetmiyor ya beyni yetmiyor.
İçinden birisi yetmiyor. Genel bir sıkıntı. Evet. Ama şu var, 23 yaşına kadar hem adalesini geliştiriyor, oynayarak alt liglerde veya işte oynadığı liglerde hem beynini geliştiriyor. 23'ten sonra bir bakıyorsun başlıyor oynama. Ya bu diyorsun ki 2 sene evvel bunda hiçbir şey yoktu diye hep söyleriz yani, böyle konuşuruz da. Ya bu çok kötüydü. Ama Ferhat'ı katmadınız galiba hocam. O çünkü genç yaştan beri hocam Ferhat... Ama şu var. Ben bu... Direkt gülmeye başladı şimdi da. Şimdi şöyle bak, 23 yaş altında ben Süper Lig diyorum. Neden Süper Lig diyorum? Üst kalite. Ha oynar. Kim oynar? Onlar üst kalitedirler. Şimdi şu anda Başakşehir'deki Emre Belezoğlu 18 yaşındayken oynadı Galatasaray'da. Doğru. 17 yaşındayken özel, 16 yaşındayken aldılar onu. O özel oyuncudur. Yani baktığınızda o tür oyuncular özel oyunculardır. Onları saymıyorum ben. Onları saymıyorum ama diğer türlü mutlak surette ve biz oynatamadığımız için 18 ile 22 yaş arasındaki çocukları oynatamıyoruz kendi takımlarımızda. Oynatamayınca oyuncular da anne babalar veya çevre diyor ki bundan bir şey olmayacak. Çocuklar da psikolojik olarak ya benden bir şey olmayacakmış deyip futbolu bırakıyorlar. Ve futbol 18-22 yaş arasında futbolu bırakan birçok değerli oyuncu biliyorum ben. Neden? Şey değiller, inatçı değiller. Yılgınlar. Hemen yılıyorlar. Ve erkenden bırakıyorlar. Kim geliyor yukarıya kadar? İnatçı olan, ben de olacağım, uğraşacağım, ben olacağım diyen. İşte biraz evvel söyledim ya. 2 sene evvel diyorsun ki ya ben bunu seyrettim 2 sene evvel. Bu hiç iyi oyuncu değil gibi gözükmüyordu. Ama 2 yılda maç oynuyor veya çalışa kendine çok şey katıyor. Biz bu ülkedeki en büyük yanılgımız bu bizim. Teknik adamlarda da var, yöneticilerde de var. Hepimizde var. Ve hala anlamış değiliz. Ve bunu kesinlikle şey yapılması lazım. İrdelenmesi gerekiyor. Ülke futbolu adına. Bırakın Sakaryaspor, ülke futbolu adına. Çünkü birçok değeri bedavaya kaybediyoruz. Bu da altyapılara, o yüzden her zaman diyorum ben bütün her programda, daha önce de her zaman en büyük tezim altyapılardaki hocaların altyapı sistemin çok önemli. Avrupa'da yaş ortalaması hocam daha da düşük. Yani sizin saydığınızın en az bir 4-5 yaş aşağısında insanlar profesyonelliğe katılıyor. Bizde de işte Emre gibi, Arda gibi yetenekleri bekleyeceğiz ki 16 yaşında forma giyecek, 15 yaşında. İyi güzel de bizim altyapıdaki eğitim sistemimiz öyle ters ki. Yanlış işte hocam çok. Çocuk zaman... Bu Ahmet ya, abinin oğlu oynasın bizde, tamam devam et kardeşim vesaire öyle. Ya yani. Bir oyuncunun profesyonel olabilmesi için işte 10 bin saat idman yapması lazım. Avrupa'da bir kriter var, kıstas. Dünya kıstasları var. 10 bin saat. 10 bin saat. Ya tam net o bilemiyorum anladım, yani şu anda. Anladım. Atıyorum yani. Anladım. Şimdi bir bakıyoruz biz bizim altyapıdan şeylere. 10 bin saat yapması için okula hiç gitmemesi lazım şu an. Okulu bırakması lazım. Peki hocam, Sakaryaspor'un altyapısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ondan da çok soru geliyor. İsmail Erkek'in hocamız nasıl değerlendiriyor? Ya şöyle, şimdi altyapı ile ilgili ben çok fazla yorum yaparsam yanlış olur. Neden diye soracak olursanız. Altyapı çok meşakkatli, uzun bir iştir. Biz şu anda altyapıdan devamlı maç yaptık onlarla bu arada. Boş her bulduğumuz hafta. Her perşembeye denk geldi. Bunu neden yaptık? Kimler var acaba altyapı? Kimleri görebiliriz yukarı diye? Görebildiniz işte, bildiğiniz, gördüğünüz gibi 3-4 tane çocuk aldık, yukarıya doğru getirdik. Bir altyapıdan da her sene 3 tane 5 tane oyuncu çıkmaz. Böyle düşünmeyin. Her jenerasyondan birer ikişer oyuncu çıkar. Ama siz her yaş grubundan 10'ar tane futbolcu ararsanız olmaz. Ben Sakarya'da şöyle bir hata gördüm altyapıda. Gördüğümü söylüyorum. Sakaryaspor Süper Lig'de olmadığından dolayı buradaki anne babalar çocuklarını Sakaryaspor altyapısına vermeye yanması değil gibi geliyor bana. Nedenini söylüyorum. Ben Bursa'da çocuk soruyorum. Bu diyorlar ki iyi bir oyuncu. Bu nereden geldi diyorum. Sakarya'dan geldi diyorlar. Şimdi. Bolu'da bir oyuncu soruyorsun. Ya bu oyuncu varmış. Nereden geldi? Sakarya'dan geldi. Kim götürdü? Annesi babası oraya götürdü. Şimdi eğer Türkiye'nin birçok takımında gençler birliğinde aynı. Atıyorum işte. Üst lig takımlarında bu tür oyuncular alttayken daha yaşı 14-13 yaşındayken gidiyorlar. Şimdi böyle olursa sen yeteneklerini daha erken yaştan burada gönderirsen veya giderse, kaçarsa senin elinden, sen ikinci sınıflarla uğraşmak zorunda kalıyorsun. Birinci sınıflar zaten gidiyor. Gidiyor. O zaman da alt yapıya biz kızmaya başlıyoruz o zaman. Ya buradan oyuncu çıkmıyor, şöyle olmuyor, böyle olmuyor diye. Siz alt yapıya şehir olarak o desteği verebiliyor musunuz? Bir. Ha ben oradakileri savunmuyorum. Alt yapıda da tüm antrenörlerin inanılmaz derecede kalitesini geliştirmek gerekiyor. Ha bilmiyorum tabii, bizim ben şimdi
kalite ölçüsü de falan değilim yani. Yanlış değerlendirmeyin. Ama hem maddesel hem manen. Oradaki insanların da çok geliştirilmiş olması lazım ki verebilsinler. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. İlkokulda çocuğunuzu bir okula götürdüğünüzde ilk yazdıracağınız okula çok dikkat edersiniz değil mi? Öğretmenini sorarsınız. Okulunu sorarsınız. Ya bu okul iyi değilmiş, bu öğretmen iyi değilmiş deyip daha iyisini bulmaya çalışırsınız. Siz de altyapıdaki antrenörleri öyle düşünün. İlk öğretim çok önemlidir. İlk öğretimde ne verirsen o çocuklar alırlar. Öğreten eğer veremiyorsa o zaman bizde problem de var demek. Öğretmen bu deyince kaçıyorlar son 5-6 senedir. Ya şey size söylemiyorum ben. Yok ben bu benim kendi düşüncem. Ben hep birebir diyaloglarını bildiğim için sokakta insanların eksikler muhakkak var ama şu var. Tamamlanmayacak diye bir şey yok. Bunların hepsinin düzene, sisteme girmesi gerekiyor. Sakaryaspor çok büyük bir camia ama şu var. Burada benim gördüğüm eksiği söylüyorum. Yukarıdan aşağı kadar kesinlikle yukarıdan aşağı kadar bir sistem konulmalı. Yani A takım, genç takım, yönetim, tesisler, futbolu yönetenler, antrenörler, scout ekibi. Ya scout ekibi, seçiciler. Bunlar bu işte, kesinlikle olmalı. Ben neden diye soracak olsanız bir kulüp ancak böyle büyüyebilir. Diğer türlü şimdi sezon bitti. Çıkacağız mı çıkmayacağız mı ikilemi var. Çıktık. Hemen hazır olmamız lazım. Oyuncu kimler gelecek? Kimlere göndereceğiz? Önümüzdeki yıl teknik adamımız kim olacak? Önümüzdeki yıl scoutumuz kim olacak? Önümüzdeki yıl genel menajer lazım mı? Yani bunların hepsinin tek tek şeye dökülmesi gerekiyor. Ve eğer böyle yapmazsanız sezonun sonunda siz de hemen yani bir boşluğa düşüyorsunuz. İşte menajerlerin kucağına düştük diye derler diyorlar ya. O zaman mecburen işte, yani kim söylerse bakıyorsunuz bu iyiymiş, o kötüymüş. Ona göre de almaya çalışıyorsunuz elinizden geldiği kadar. Onun için de şunu söylemekte fayda görüyorum. Ben Sakaryaspor'da gördüğüm en büyük eksiklerden bir tanesini söylüyorum. Şu anda bir Sakaryalı olacak yalnız. Benim şahsi görüşüm bu. Sakaryalı olacak. Scouting veya sportif direktör gibi. Bütün yapılanmayı profesyonel olarak yapacak. Yöneticiler ona güvenecekler. O kişi burayı organizasyonu yapacak. Yarın o organizasyonu yaptığı zaman ben yaparsam hata yaparım ve çantayı alır giderim. Ama o Sakaryalıysa gidemez bir yere. Kötü oyuncu alamaz. Kötü antrenör alamaz. Çünkü sokağa çıkamaz o zaman. Sistemi kurarken bu tür bir insanın olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam ben geçen aylarda Samsun Spor'la ilgili haberleri okuyordum sosyal medyada. Yanlış okumadıysam eski futbolcusu Celil olması lazım. Avrupa'ya yolluyorlar ki genç yetenekleri izlesin diye. Kulüp kendisi. Bu işlerin tamamını kendisine teslim etmişler. Avrupa'ya git, genç yaşta çocukları bul, izle, bize haber ver gibisinde. Gelecek için yani. Türkiye içinde 8 tane, 9 tane eski futbolcuları var şu anda scouting'de. Bizde milli takımdan altyapı için milli takımda bıraktırdılar, şeye getirdiler. O zaman sistemleri var Yücel'i getirdiler. Bir sistem var. Bizde yok şu an. Evet, bizim de kurmamız gerekiyor. Çünkü bizde var hocam sistem, nasıl olmaz mı? Siz bir senede bir topçu istediniz, biz 3 senede bir tanesine razıyız şu an. Altyapıdan gelecek. Yok, ben şimdi o... Hocam bak eğer şu anki aksilikler olmasa da yok. Şunu söyleyeyim, ya bunun olması ciddi gerekiyor. İşte bak ben Bursalıyım. Ben Bursalıyım. Ve Bursaspor'dan yetişmeyeyim. Yani genç takımından bilmem neresine kadar her şeyde her yerinde varım. Ve Bursalıyım ve Bursasporluyum da. Ben bunu da her yerde söylüyorum da. Bursaspor'da da aynı şeyleri söylüyorum. Bunların yapılması lazım diyorum. Orada da yapılmıyor. Orası da aynı. Ama anlatamıyorum. Buraya geldim. Burada da anlatıyorum. Burada profesyonelim ben. Senenin sonunda başarılı olursam devam ediyorum. Başarısız olursam hadi güle güle diyorlar. Biz de giderken tamam elimizden geleni yaptık deyip gidiyorum. Yapacak bir şey yok. İstenmediğimiz yerde durmayız diyorsun. Ama nereye gidiyorum? Bursa'ya. Ben diyorum ki buradaki bu kararları veren insan Sakaryalı olmalı ki gidemesin başka yere. Sokağa çıkamasın. Kötü futbolcu buluyorsa, kötü antrenör buluyorsa, iyi oyuncular bulduramıyor, yapamıyorlarsa sistemi çıkmasın. Ona arkadaşlara sizler deyin. Ya senin yapacağın işe
Diğer herkes söyleyecek çünkü. Anladım hocam. O zaman ne olacak? Hata yapamayacak. Hatayı en aza indirecek. O konuda ciddi bir çalışma lazım. Ben kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle ben gerekiyor. Ben de aynı fikirdeyim. Evet hocam, bir sorum olacaktı. Araya gitmeden önce onu da yetişir gibi düşünüyorum. Hocam, Furkan hakkında düşüncelerinizi sormuş. Hani ayrıntılı bir şekilde. Hani nasıl değerlendiriyor hocamız? Hangini? Furkan Karabaş. Ya şu an... ya gülüyorum, niye gülüyorsun? Sinirimden gülüyorum. Biz oynatmaya çalışıyoruz. Cuma günü... Bu şey vesilesiyle ne derler ona? Diyarbakır'a genç en küçükleri götürmemeye çalıştım. Niye diye şey soracak olsanız. Ya bu tür bir atmosfer, olayı bekliyordum. Atmosfer. Bu atmosferi bekliyordum. Ya ürkmesinler kaybetmemek anlamında. Kaybetmem adına şey yapmadım. Söyledim onlara, dedim ki işte pazar günü maç varmış. Kocaeli'de oynayacakmışsınız. Olmazsa aşağıda oynarsınız diye söyledim. Cuma günü idman yaptık. Biz gittik. Cuma günü idman yaptıktan sonra gidiyor o şeye. Altyapıya. Orada antrenmana çıkıyor herhalde öğleden sonra veya işte ne oluyorsa. Düşüyor, omuzunu sakatlıyor. Şu anda 3 haftalık falan bir şeye girdi. Tedavi. Hafta... Şu anda söylenen o. Götü bilemiyorum tabii. Şey şimdi yok, şöyle şimdi. Diyorsun ki bazen sinirleniyorum da. Ya biz bu kadar değer veriyoruz, bir şey yapmaya çalışıyoruz. Sen bizim o gün antrenman yapmışsın, niye gidiyorsun diye. Yani şimdi göremedim de bu ara. Şey de yapıyorum yani, kızıyorum da yani. Ama şöyle, bireysel oyuncularla ilgili benim çok fazla şeyim yok yani. Bu iyi olur, bu kötü olur değil. Genç oyuncuların hepsi olabilirler. Biraz evvel söylediğim gibi. Hiç beklemediğiniz genç oyuncu çalışarak, çok çalışarak ve çok uğraşarak sizin beklemediğiniz şeyleri yapabilirler. Ben size bu örneği verebilirim. Size şöyle çok enteresan bir örnek vereyim. Ben Egemen Korkmaz'ı şeyde seyrettiğimde, Kartal'da seyrettiğimde Bursaspor'da genel menajerdim. 2001 yılında. Gittim seyrettim, hiç beğenmedim. Dedim ki hiç beğenmedim derken şöyle. Ya, bu adam üç büyük yani şeyden alsak Bursaspor'a üç büyüklere gider mi gitmez dedim. Milli takımda oynar mı oynamaz dedim. Topu kullanamıyor, şunu yapamıyor, bunu yapamıyor. Adam bana inat her yerde oynadı abi. Ama neden? Çok çalışıyor. İnanılmaz çalışıyor. Hala oynuyor. 82 evet. Doğumludur. Neler yapıyor değil mi? 37 yaşında adam hala oynuyor. Ama daha sonra kendim çalıştım. Şeyde Bursaspor'a yine antrenör olarak çalıştım. Adam öyle bir çalışıyor ki sen çalışma desen de çalışıyor. Antrenmana yarım saat, bir saat evvel geliyor. Salona giriyor. İdmanı bitiriyor. İdmandan sonra aynı şekilde yine bütün şeyleri, aktivitelerini yapıyor. Ve inanılmaz kendine bakıyor. 37 yaşında adam Süper Lig'de hala oynamaya devam ediyor. Onun için de diyorum ki yani biraz evvel söyledik ya süper yetenek şu bu onlar ayrı ama çalışarak gelecek oyuncular mutlaka çok çalışmalılar. Biz de alttan gelecek oyuncuların çok çalışıp yukarıda oynayabileceğini, çok iyi oynayacağını ve çok kötü oynayacağını iddia edemeyiz. Ben onun için diyorum yani işte Ahmet çok iyi olur, Mehmet çok, şu anda onlar hepsi futbolcu adayı. Çok çalışırlarsa olabilirler. E çalışmazsa onlara seyirci olurlar. Yapılacak bir şey yok ya. Yani. Evet, buradan da Furkan cevabını aldık. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Sevgili TV 264 izleyenleri, kısa bir aranın ardından bir kez daha sizlerle birlikte olacağız. Ekranları başınıza ayrılmayın. Evet, aranın ardından bir kez daha sizlerle birlikteyiz sevgili TV 264 izleyenleri. Bu bölümde de sizden gelen soruları ve düşünceleri aktaracağız. Hocam size de çok geliyor Ferhat. Aynı şekilde Ferhat, bu sezon bizi şampiyon yap. Bir de az şut çekiyormuşsun son maçlarda. Taraftarımız eski Ferhat'ı özledik. Eskisi gibi kaleyi gördüğü zaman şut atan bir Ferhat arıyoruz diyorlar. Hocam gelen sorulardan bir tanesi de not da almışım. Giden oyunculardan en çok hangisi sizi zorladı? Hangisi takımda kalsın isterdi gibi bir soru var. Sizin tarzınızı da aslında fazla bilmiyorlar. Ben mesela bu soruyu sormazdım. Aynen. Sürekli giden, giden gider, kalan sağlar bizimdir. Ben evet. Kimse için o tür bir şey düşüncem yok yani. Evet, ama giden oyunculardan mesela Burak Bekiroğlu hocam. Buradan gitmesi gerekiyordu çünkü buradaki misyonunu doldurmuş pozisyondaydı. Bravo hocam. Peki önü açık olarak görüyor musunuz? Görüyorum, iyi oyuncu. Ferhat... Eğer çalışırsa ben size söyleyeyim, üst düzey oyuncu olabilir. Kesinlikle öyle. Mesela Ferhat, sen de birlikte oynadın Burak'la uzun yıllardır. Hani sürekli senin de olduğun dönemlerde sürekli bir transfer dedikoduları vardı ve bu sezon gitme durumu oluştu. Ferhat'ım, Burak'ı mesela saha içi nasıl değerlendiriyorsun? Çok fazla kart gören bir oyuncuydu mesela. Onu da çok sormuşlar. Ama hani ayakları düzgün, takım arkadaşı olarak hani o agresifliği saha dışında nasıldı gibi çok soru var.
Düşüncelerim yani, neler? Bence çok kaliteli bir oyuncu. Zaten karakteri de tartışılmaz. Bence onun için iyi oldu yani. Onu, hoca dediği gibi zaten onun misyonu burada bitmişti. Yani kafa olarak da artık gitmek istedi. Bence onun için iyi oldu. Bize bir şeyler katar mıydı? Katardı bence. Ama böyle olması bence her iki taraf için daha hayırlı. Hocamızın da dediği gibi kalan sahalar artık bizimdir. İsmail hocama ve yönetime söylemek istediğim, maç öncesi bu olaylar olduğunda maça çıkmasaydık iyi olmaz mıydı? 3 puan daha kaybederdik, daha rahat ederdik hep beraber. Evet, gelen bayağı bir soru var. Seçmeye de çalışıyorum. Atlayan soruları bitirelim. Alpay gibi takımı sağdan çekelim, ondan sonra şampiyonluğu kaybedelim. Yok öyle ama biz her başı kazanırız, bundan sonra şampiyon oluruz. Evet, yine İsmail hoca o demeci, o başlığı attı sözleriyle. Hocama sorar mısınız? Son haftalarda takımda şut kombinasyonu 0. Takım şut çalışmıyor mu? Maçlarda kaleye hiç şut atamıyoruz. Çok kaliteli ayaklar var takımımızda. Geçen sene Ferhat Yazgan Zonguldak Kömür maçında uzakta 35 metreden güzel bir golü vardı. Takım şut çekmiyor. İyi yayınlar da denilmiş. Size de öyle bunu, geliyor mu? Bunu göz önünde bulunduracağım. Bundan sonra şut limanı daha çoğaltacağım. Evet, direkt hocamız eleştiriye de açık. İsmail Hoca'nın uzun yıllar Sakaryaspor'da kalmasını istiyoruz demişler. Tabii doğru. Yaşım gereği çok uzun yıllar kalamayacağım. Ama yine elinizden geleni yapacaksınız. Tabii. 10 sene kadar sunacağım. Ya şöyle şimdi, başarılı olduğumuz sürece burada da eğer yönetim de bizi uygun görürse hiç sorun olmaz ama başarısız oluyorsak öyle veya böyle bir şekilde ayrılmak zorunda kalıyorsunuz. Evet, futbolun da acı yönlerinden bir tanesi bu ama taraftarın size oldukça büyük bir sevgisi var hocam. Biraz geç gelmişim Sakaryaspor'a. Eğer bundan 10 sene evvel gelmiş olsaymışım çok daha iyi olacakmış ama kısmet bugüneymiş, yapılacak bir şey yok. Geçen sene Bandırma'dayken hocam, playoff'ta da takımımızın başındaydınız. Burada da gördünüz. Hani burayı öngörmüş müydünüz? Sakaryaspor olabilir mi? Hiç öngörmedim ama camialara da çalışmak çok önemli. Ben bir şehir takımı olarak Balıkesir'e çalıştım. Bir de ikinci kez burada çalışıyorum. Diğer bir ilçe takımlarına çalıştım. Yani büyük camialar, ilçe takımları daha küçük tabii baktığınız şey oluyor. Ama büyük camialarda çalışmak çok daha sorumluluk istiyor. Çok daha başarılarda her şey daha büyütülüyor. Başarısızlıklarda yine büyütülüyor. Benim bu tür camiada geç kalmışım diye düşünüyorum. Ama bu da benim tercihim değil. Beni onlar tercih etmediler. Ancak bu yaşta tercih edildi. Yapılacak başka bir şey yok. Çok da büyük kayıp yok hocam daha ya. Değil mi? Daha hocam en azından bir 5 senemiz daha var sizinle. İnşallah. Doğru şartlar oluşursa. İyi yayınlar, semt Sakarya'dan yazıyorum demiş. İsmail hocamızın Sakarya ilk geldiğinde bu sıralamaya geleceğini düşünüyor muydu gibi bir soru var. Valla ben şöyle söyleyebilirim tabii. Biraz evvel de söyledim. Gaybi görmek mümkün değil ama şu var. Yapabilirliğimiz var mı? Bu takımın kapasitesinde vardı. Ben hatta o kupa maçından sonra elendiğimiz kupa maçını seyretmiştim. İlk daha takım başında değildim. Yapabiliriz, niye yapmayalım dedim. Doğru organizasyon, oyunculara inandırmak, beraber birlikte bu işi becerebiliriz diye düşünmüştüm. Düşündüklerim gerçekleşti. Şimdi düşüncelerim yine gerçekleşeceğini düşünüyorum ben. Senenin sonunda inşallah playoff'a kalmadan birinci olarak çıkıp gerekli şekilde bir üst ligi bulmamız gerekiyor diyorum. Evet, Ferhat. Bu oyuncularımız da bunu yapabilirler. Bu kapasite var dedik. Evet. Abi Ferhat'a söyler misiniz? Lütfen artık taraftar bu sene playoff istemiyor. Biz tribünde, onlar sahada kazansınlar demiş. Vallahi ben de bıktım playoff'ta. Senedir playoff. Zor değil mi? Çok zor. Gerçekten. Direkt olarak böyle bir şampiyon. Ya, özellikle geçen sene kime karşı ilk oynamıştık? İlk mi? Gümüşhane. Gümüşhane'ye karşı oynuyoruz. Deplasman'da bize karşı. Doğru. Bandırma'na. Sizi... Aynen. İçeride 1-1 oynuyoruz. Gidiyoruz orada 2-0 yeniyoruz. Gümüşhane'ye gidiyoruz. 4 tane atıyoruz. Ondan sonra son maçta kaybediyorsun. Yani 5 maçlık bir periyot var. Kolay değil playoff. Yani 3. ligde, 2. PTT'de gibi değil. 2. lig özellikle gerçekten çok zor. Şu anda ligler arasındaki en zor lig, Lig B. Aynen. Nedenini söyleyeyim size. 3 takım çıkıyor, 3 takım düşüyor. Şey olarak baktığınızda, kendi grubunuzda. 3 takım çıkıyor mu? Birer çıkıyor ve ikinci çıkabilmek için, yani üçüncü çıkabilmek için inanılmaz bir savaştan çıkıyorsunuz. 8 takım A-Liginde, arasında bir takım aynen, çıkıyor. A liginde bir iki takım çıkıyor, Süper Lig'e çıkıyor, diğer 4 takım da playoff oynuyor. Baktığınızda kaç takım var? 18 takım var. 18'de 2 çıkıyor, üçüncü için bir 6 daha kapışıyor. Üçüncü ligde baktığınızda birinciler çıkıyor,
arkasındaki dörtlü playoff oynuyor, ikinciler de çıkıyor. Yani aynı grubun ikincileri de çıkabiliyor. Şimdi baktığınızda en zor lig bu lig. Yani demek ki biz bu ligde çok fazla durmamalıyız. Bizim için de bir an evvel daha kolay lige geçmeliyiz. Onun için bir an evvel şehir olarak sanki bir yerde yazılı yani bu Sakaryaspor her sene playoff'a gidecek diye. Yani playoff şehri takımı olduk artık yani. Bir göç buradan buraya göç 30 bin kişi aslında buradan gidiyor. Aslında heyecan güzeldir ama bu sene o heyecanı yaşamadan işi bitirelim. İnşallah hocam, inşallah. Artık direkt olarak çıkmayı özledik diyelim. Ferhat sana bir soru var. Sakaryaspor kariyerinde unutamadığı maç ve golü hangisi diye. Aklında var mı böyle? Gol olarak Bodrum'da attığın gol için tebrik Bodrum'da ediyorum seni. Bodrum'da Zonguldak kesinlikle. Maç, final maçı. Hangisi? Kazandığımız. Şey, Olimpiyat'taki Diyarbakır. Aynen. Evet, Gümüşhane maçı keşke gece oynanmasa deniliyor. Zahit sağ açık, Hacı Ömer sağ bek oynayamıyor mu? Hacı'nın fizik kuvveti ve hızı geriye daha müsait gibi hocam demiş bir izleyenimiz. Sizin düşünceniz nedir? Olabilir. Hocam bayağı bir teknik direktör var. Düşünceye saygı duyuyorum. Olabilir. Onu da deneyebiliriz. Böyle günlerde bakacağız yani. Her şeyi denedik zaten hocam. Her şeyi. Biri de şey demiş. Ferhat kalede daha iyi olmaz mı? Nasıl? Ferhat'ı kalede deneyebilir misiniz demiş. Bir tane Ferhat var zaten. Yalnız öteki Ferhat olmasın o. Yok hocam. Ferhat Yazgan denilmiş. Bunu da deneyecek miyiz? Hoca şans verirse orada da oynarız. Aslanlar gibi. Allah düşürmesin. Biliyorsunuz Panku muydu? Evet. Beşiktaş maçında. Yani bu tür bir olay olursa hazır kalecimiz de var zaten şu an. O çünkü bu ara taraftardan çok da Kaplan'a selam tarzı da yazan var. Evet, açıklaman aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Bir de maç sonrası çizikler için kedi çıktılar tarzı da çok o da tiye alınıyor gelen sorularda. Hocam bir de oynayamayan oyunculardan mesela İlyas'ın performansını çok soran oluyor. İlyas'ı İsmail Ertekin iyi hazırlayıp hazırlamadığını değerlendirebilir mi? Çünkü bu 3 haftalık süreçte İlyas beklenen performansı en azından skor anlamında veremedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? O da sizin düşünceniz. Şimdi baktığınız zaman ben bireysel oyuncular üzerinde çok fazla şeyim yok biliyorsunuz. Ben isim üzerinde şey değilimdir. Biz bir takımız. Herkes bir şekilde oynamaya çalışıyor. İlyas da bu arada yani kötü de oynamış olabilir onlara göre. Sizi tatmin etti mi oyun işi? Ya tabii ki şimdi kazanamazsan maçı tatmin etmez. Kazandığımız maçlara tatmin etti. Puan kaybettiğimiz maçlara zaten oynayanların hiçbir tatmin etmiyor beni. Kazandığımız maçlarda hepsi tatmin ediyor. Evet. Şimdi İlyas kaç maç oynamış şeyde bak oraya. Kazandığımız maçlar var mı? Var. Kaybettiğimiz var mı? Var. Öyle baktığınızda kaybettiklerimizde hiçbirisini beğenmemişiz. Kazandıklarımızda hepsini beğenmişiz demek ki. Hocam tecrübenize dayanarak da çok soru geliyor. Ahmet maçından 2 puan gelir mi? Yani hükmen 3-0 kazanır mıyız gibi çok soru var. Zannetmiyorum. Hani biz de hani yayın öncesi de konuştuk da maç bitti dediniz. Artık bu sonuç değişmez. Belki cezalar ağır olabilir, yaptırımlar ağır olabilir ama böyle bir sonuç yok gibi duruyor. Evet Alparslan abi. Tamam. Bize dışarıdan puan lazım değil. Bize lazım olan puanları alırız. Kesinlikle. Sizlerin soruları var mı? Hocam benim şahsi bir düşüncem var. Fikir alışverişi yapmak istiyorum. Acaba ikinci devreye takım olarak biraz kondisyon da böyle sanki 70. dakikadan sonra o saatten sonra 65'ten sonra biraz daha sanki oyunda düşüyoruz gibiyiz. Ya acaba yanlış mı gözlemliyoruz? Yok olabilir yani bunda bir şey görmüyorum ben şimdi. Neden görmüyorum diyeceksin. Kış döneminde hazırlık dönemi Antalya'da yaptık. Ondan sonra geldik buraya. Burada sahalarımızın durumu çok parlak değil biliyorsun. Böyle olunca da çalışma ortamımızın son derece iyi olduğu söylenemez. Buradan da kaynaklanan şeyler var ve bir oyuncularımızın da sakatlıkları bizi çok yordu. Bir takımda eğer sakatlıklar çoksa problemler başlıyor demektir. Neden diye soracak olursanız, şimdi formda oyuncuların hepsini bir arada olmadığı için bazı oyuncular daha fazla koşmak zorunda kalıyorlar. Böyle olunca da dediğiniz gibi bu takım işi, birliktelik işi zaman zaman da düşüşler oluyordur. Biz bunu şeye bağlamıyorum ama ben. Yani çalışma sistemimizin şeyine değil. Çalışma ortamının arızalı olmasından kaynaklanabilir. Bir de 11'imizin yani hepsinin birlikte üst düzeydeki kondisyonların hepsi çok yukarıdayken oynatamadık biz o oyuncularımızı. Yani daha performans düşük oyuncular girdi zaman zaman. Ya şey olarak fizik açıdan diyorum yani. Maç kalitesi olarak söylemiyorum. Fizik kalitesi olarak 11'in içine girmeye başlayınca bu sefer doğal olarak
o düşüşler olmuştur diye düşünüyorum. Oluyordu zaten. Evet, gelen sorulardan düşünceler de var. İsmail Hocam'ı çok seviyoruz çünkü hayal satmıyor. Teşekkürler Sayın Hocam, açık yürekliliğiniz için yazmış bir izleyenimiz. O konuyla ben de hemfikirim. Çok böyle özellikle son haftalarda hocam sizle ilgili inanılmaz derecede insanların biraz daha bakışı, biraz daha size olan yaklaşımı inanılmaz derecede kat kat olumlu bir şekilde arttığını görüyorum. Herkesteki kafasındaki inşallah İsmail Hocamız çıksak da çıkmasak da seneye de tekrar bizimle birlikte olur diye bir söylemler dolaşıyor yani. Biz bir de tribünden yetiştiğimiz için hocam, çekirdek kadroyu da biliyoruz insanları. Genelde sokaklardayız. Ya şöyle şimdi, çok fazla hayal satmamak da gerekiyor. Ben söylüyorum, bizim takım, bunu geçen basın toplantısında söyledim. Herkesi yenebilir ama bu takımı herkes değil, biz de yenebilir yani. Biz takım olarak eğer birlikte oynarsak kazanırız. Bunu oyuncularıma da söylüyorum ben zaten. İşte belki de ondan dolayı hocam, mavi boncuk dağıtmıyoruz. Yoksa, yani bedavadan. Ya biz çok üst bir takım değiliz ama biz mücadele ederiz, savaşırız. Eğer iyi konsantre olsa da her maçı kazanırız. Her maçı kazanalım hocam. İnşallah. Ferhat abi, ben kız olduğum halde maça geliyorum. Elinden geleni yapıyorsun ama ne olur bu sene şampiyon biz olalım. Bize bu sevinci yaşatın artık demiş bir izleyenimiz. İnşallah. İsmail hocam inanılmaz pozitif. Teşekkür ediyorum ve geçmiş olsun kaptanımıza da. Çok efendi, sizlerden de Allah razı olsun. İyi yayınlar demişler. Artık hani yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Hocam sizi burada ağırladığımız için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum ben. Ben eklemek istediğim bir tek şey var. Biz taraftarla varız. Biz seyirciyle varız. 12. adamımıza ihtiyacımız var. Çarşamba demeyeceğiz. Pazar demeyeceğiz. İçerideki maçlara inanılmaz derecede tribünleri full yapacağız. Yapmamız gerekiyor. Eğer yapmazsak problemler çıkıyor. Ben tüm taraftarlarımızdan rica ediyorum. Tüm Sakaryalılardan rica ediyorum. Yani maçın saati şu. İşte çarşamba şu. Bu şeyleri kaldırsınlar, bahaneleri. Herkes maça davet ediyorum. Herkes gelmesi gerekiyor. Herkes gelirse hem maddesel olarak katkı sağlıyor, hem manen çok büyük katkı sağlıyor. Manen inanılmaz büyük katkı sağlıyor. Ben bütün Sakarya'ya buradan, Sakarya'daki futbol severlere rica ediyorum. Bizim hep 30 bin civarını oynamamız lazım. Ki Sakaryaspor'u daha yukarılara çıkarabilelim. Sakaryaspor'u daha iyi yerlerde görebilelim. Bunu da neden söylüyorum? 93 yılında Barcelona'ya gittiğimde, altyapıyı incelemek için gittiğimde Bursaspor adına şeyden bir yazı geçiyor. Scoreboard'da devamlı aynı yazı geçiyor İspanyolca. Yani biz de tabii İspanyolcanın falan anladığımız yok. Sordum tercümana, ne yazıyor dedim. Yukarıda görmek istiyorsan Barcelona'ya maddi manevi destek yap yazıyor. Barcelona o zaman o dönemde şey almıyor. Reklam almıyor düşün şeyine, formasına. Ama şey, panodaki geçiş, yazı geçişi, Barcelona'yı yukarıda görmek istiyorsan maddesel ve manen destek ol. 26 ben, sene önce yani hocam. Evet, ben de diyorum ki Sakaryaspor'u yukarıda görmek istiyorsan maddesel olarak ve manen destek ol. Peki hocam sizce 26 yıl geride miyizdir Barcelona'ya göre? Ben o dönemde 15 yıl diye hesaplamıştım. Şu anda bilemiyorum. Biraz artmış olabilir. Hayır, Bursa'ya geldiğimde rapor yazdı dediler bana. Başkana sordum. 5 yıl burada kalabilir misin dedim. Kalamam. Boş ver o zaman dedim raporu. Yazıyoruz ama şu var. Dedim ki öyle bir rapor yazacağım ki biz buradan 15 yıl gerideyiz. 15 yıl sonra bunlar ne yapacaklar? Ona göre bizim rapor yazmamız lazım. Neden? O 15 yılı kapatmamız lazım. Biz şimdi o anki tabloda girersek bir 15 yıl daha bekleyeceğiz ki oraya gelelim diye. Şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Yani oraya varabilmek için biraz evvel söyledim ben sistemi size. Biraz evvel söyledim. Çabuk yetişmek istiyorsak sistemi kurmalıyız. Evet. Bu Sakaryaspor'da da olacak, tüm takımlarda da olacak ki daha hem Türk futbolunda da olacak o zaman. O sistemi kurarsak doğru yerlere, doğru adamlara bulamayabiliriz. Ama bir yıl bulamaz. İkinci yıl buluruz. Üçüncü yıl buluruz. Önemli olan sistemi oturtmaktır. Evet Ferhat, ayağına sağlık. Çok teşekkür ederiz yani buraya kadar. Bizi izleyenlere vermek istediğin bir mesaj var mı? Ya ben %100 hocama katılıyorum. Özellikle geçen sene her maça en kötü 20 bin kişi geldi. Biz iç sahada bir maç bile kaybetmedik galiba. Sadece son maçı, o da Bandırma maçıydı. Bizim hiçbir iddiamız yoktu hocamıza karşı.
Ama bütün öbür maçlarda en kötü 20 bin kişi geldi. Allah onlardan razı olsun, bu sene de gelmeye çalışıyorlar. Ama yine onu bir 20-25 bin kişiye çıkartırsak eminim ki biz tekrar bir seriye başlayıp bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. İnşallah diyelim. Hocam daha demin not almışım, kusura bakmayın. İzleyenimiz şampiyonluk Samsun'a kalır mı demiş. Kısa bir yorumunuz, cevabınız ne olur? Kalırsa yener geliriz, ne yapalım, yapılacak bir şey yok. İşte. Erhan'cığım bir şey söyleyebilir miyim hocam? Abi, hocam müsaade ederse hocamın nezdinde Ferhat kardeşimize, kaptanımıza, tüm arkadaşlarımıza, seyircilerimiz adına onlardan bir istirhamımız, bir ricamız var. Çok kişi yazdı bize. Sadece ve sadece biz sizin her programda konuştuk. Karakterli duruşunuzu, iyi bir takım, düzgün bir kadro oluştuğunu ve son zamanlarda oluşabilecek en iyi düzgün insanların bir araya geldiğini. Bizim bundan sonraki süreçte sizden beklentimiz bizi bu ligden çıkarın. Yani her şeyinizi koyun sahaya. Artık biz şehir olarak buralardan çıkmak istiyoruz yani. Sen o takımın kardeşi, kaptanı, abisi, dostu vesaire, tüm burada senin nezdinde takıma da seslenmek istiyorum. Bizi bu ligden çıkarın. Nasıl yaparsanız yapın. Yani İnşallah. Artık o sizin elinizde. Artık bu lig şehir olarak inanın başka daha güzel yerleri hak ediyoruz. İyi de bir kadro var. Karakterli bir topçular var. Hepsi bir araya gelmiş. Ben bunu tüm programları izleyin. Hepimiz aynı şeyi konuştuk. Sizden tek beklentimiz varınızı, yoğunuzu 30 metreden vuracaksan 30 metreden vur. 25 metreden vuracaktınız. 20. Deneyelim yani. Her şeyi deneyelim. Ama buradan çıkalım gidelim artık bu liglerde. Ayağınıza yüreğinize sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Biraz daha konuşursak bize hocam. Yardımda çalışma vardı ya, çok da tutmak evet, istemiyoruz. Evet. Hocam ben de teşekkür ediyorum. Güzel program oldu. Ferhat Kaptan sana da teşekkür ediyorum. Zorlu bir maçtan çıktık. Çarşamba günü de maçımız var tabii ki. Babadan bir öne çıkıp Allah'ın izniyle Gümüşhane'yi de bir yenip seri yakalayacağımız inancındayım. Teşekkür etmek istiyorum. Bu haftaki maçta sadece sahada oynamak için var olduğunuzu, mücadele ettiniz, kazanmak için mücadele ettiniz. Hiçbir şekilde onlara dahil olmadınız. Aslanlar gibi mücadele ettiniz. Bizim yüzümüzü yere düşürtmediniz. Teşekkür ederim hocama, bütün futbolculara. Yolun sonu inşallah hep beraber şampiyonluk. Başarılar diliyorum hocam. Sağ olun, teşekkürler. Evet, sevgili TV 264 izleyenleri, Açık Tribün programı bu bölümünde sizlerle birlikte olduk. Ferhat Yazgan ve İsmail Ertekin'i bu bölümde yolcu edeceğiz. Biz yorumcularımızla bir kez daha burada olacağız. Ekran başınıza ayrılmayın, çok kısa bir ara. Evet, aranın ardından bir kez daha merhabalar sevgili TV 264 izleyenleri. Açık Tribün programında bu kısımda birazcık daha olaylara ayrıntılı konuşacağız. İsmail Hoca ve Ferhat Yazgan kendi açılarından yaşadıklarını anlattılar. Biz de yorumcularımıza değerlendireceğiz bu yaşananları. Biliyorsunuz ki ülkede de geniş bir yer edindi bu konu. Futbolcuların yaşadığı durumlar her yerden mesajlar da gelmeye devam ediyor bu sırada. Aslında yorumcularımızın ikisi de oradaydı. Alparslan abi, siz de ayrıca takımla birlikte kamp yaptığı otelde de birlikteydiniz. Evet, akşamında yaşananlar, stadyuma gidiliş, orada neler oldu değerlendireceğiz. Olayları birinci gözden takip ettiniz. Bu konuda da sizlere de ayrıca bir teşekkür ederim. Biz maç günü gelme durumunda olduk iş yoğunluğu sebebiyle ama siz Açık Tribün izleyenleri için direkt olarak bir gün önceden gidip an be an takımımızın yanında oldunuz. Hatta şunu da belirtelim. Açık Tribün programına da sevgili Tamer Batuboylu telefonla bağlanarak oradaki atmosferi anlattı. Kafilenin Diyarbakır'a inişini ve sonrasında yaşananları. Şunu da belirtmek istiyorum. Çok fazla burada Ahmet konusunda evet yaralıyız. Oradaki bize karşı tutum, bize karşı davranış biçimi ama şunu da belirtmeden edemeyeceğiz. Sosyal medya hesaplarıma da yazdım ama Diyarbakır'ı değerlendirmiyoruz. Ahmet taraftarını, Ahmet yönetimini değerlendiriyoruz. Çünkü Diyarbakır bizi mükemmel karşıladı. Orada şehit müdürümüz Gaffar Okkan, Allah rahmet eylesin, Allah nurlar içinde yatırsın. Sevgisi hala devam ediyor. Her gittiğimiz kafede, her gittiğimiz mekanda, her gittiğimiz, her oturduğumuz yerde, her selam verdiğimiz kişilere Gaffar Okkan sevgisini bizlere bir kez daha anlattı. Ne kadar çok sevdiğini, hala orada ne kadar çok sevildiğini anlattı. Tabiri caizse hesap vermekte zorlandık. Hani çay içiyoruz, çayın parasını almamaya çalışıyorlar. Yemek yiyoruz, onu almamaya çalışıyorlar. Bu sevgi hala devam ediyor. Diyarbakır halkı bizi çok güzel karşıladı. Bizim tek problemimiz Diyarbakır Stadyumu'ndaki artık 25-30 bin kişi. Bizim de problemimiz değil aslında. Türkiye'nin genel bir problemi o. Çünkü bunlar her gittiği deplasmanda ve evine gelen her bir takıma bu şekilde olaylarla
zaten karşılaşıyor. Zaten biliyoruz. Biz bunları takip ediyoruz. Sarıyer'e veya vesaire diğer takımlara da yapılan olayları da biliyoruz. Biz burada ismini insanlarımız, biz orada ağırlayan misafirlerimiz hedef göstermemek için isimlerini söylemiyoruz ama hepsine buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Diyarbakır, gerçekten Diyarbakır'daki dostlarımız bize çok iyi misafirperverlik gösterdiler. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Geçen de dedim, az önce dedim Erhan'cığım, tekrar söylemek istiyorum müsaade edersen eğer. Bizim takım kafilemiz şehre indiği dakika itibariyle inanılmaz derecede önlem alan, inanılmaz derecede hassasiyet gösteren ve her koşulda takımımızın, taraftarımızın ve kafilemizin yanında olan ve inanılmaz güvenlik sağlayan emniyet müdürümüz, sayın valimiz, bu işin içinde olan, bu işe herhangi bir kenarından tutan, vesile olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İnanılmaz derecede önlem almışlardı. Aksi bir durumda çok daha büyük olaylar olabilirdi. Çok daha büyük olumsuzluklar olabilirdi. Ayrıca buradan da biz siyaset programı değiliz ama yiğidin hakkı yiğide verilmelidir. Yeri geldi olumsuz da konuştuk Sayın Kenan Sofuoğlu hakkında. Buradan Kenan Sofuoğlu'na da kendisini buradan bir Sakaryaspor taraftarı olarak sonsuz teşekkür ediyorum. Bir milletvekilimizin orada olması havayı biraz daha değiştirdi gibime geliyor. Dediğim gibi takımımızın yanında olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum. Oradaki görev yapan tüm güvenlik güçlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Abi şunu da soralım. Şimdi orada stadyum içine girdiğimizde çok değişik atmosferlerle karşılaştık. Şimdi VTR'ler üzerinden gideceğiz de. Bu arada kusura bakmayın izleyenlerimize de. Biliyorsunuz ki Antalya Spor Ankara Gücü maçı esnasında takımlarını desteklemek için deplasman yolunda Ankara Gücü taraftarı iki kişi rahmetli oldu. Onlara buradan Allah rahmet eylesin. Yakınlarına, sevenlerine de başsağlığı dileyelim. Hepimizin canını yaktı. Daha geçtiğimiz haftalarda biz burada Aykut Adıyaman'ı konuşurken, bir deplasman yolunda verdiğimiz canı konuşurken Ankara Gücü de ne yazık ki böyle bir acı deneyimi tatmak zorunda kaldı. Buradan başı sağ olsun diyelim bu büyük camianın. İşte böyle durumlarda kelimeler kifayetsiz kalıyor. İşte futbol bazen futbol olmaktan çıkıyor. Çünkü cenaze töreninde çok güzel görüntüler de vardı. Hatta yapılan bir açıklama var Ankara Gücü taraftarından. Çok büyüksünüz gençler. Eskişehirli ile Sakarya sporluyu, işte Kocaeli sporluyla Sakarya sporluyu aynı yerde oturttunuz gibisinden böyle çok anlaşamayan takımların taraftar gruplarını ele alan ve çok güzel bir yazısı da vardı. İşte futbolu seviyoruz, futbol için çok heyecanlanıyoruz ama böyle acı şeyler yaşanmasın istiyoruz. Genç kardeşlerimiz, ailelerine buradan bir kez daha başsağlığı dileyelim ve geçelim. Evet, bir özetle mi başlayalım, olaylarla mı başlayalım? Valla nereden başlarsak başlayalım, nasıl bitireceğiz onu bulmak lazım. Evet, program başlamakta sıkıntı yok ama uzun sürecek. Çok uzun. Yani dilerseniz burada arkadaşlarımızdan bir özeti rica edelim. Özette neler yaşanmış onlara bakalım. Özetin ardından yaşanan olaylarla adım adım ilerleyelim. Hazır mı arkadaşlar? Hazırmış. Dilerseniz VTR'mize gidelim. Sonrasında buradayız.
Evet, özeti izledik. Kaçan 2 puan mı demeliyiz? Canımızı kurtardık mı demeliyiz? Kısaca bir değerlendirmenizi alalım. Yani çok zor şartlarda bir kere takımımız sahaya çıktı. Yani bir kere mücadele daha başlamadan önce yoğun bir şekilde baskı altında ve tehlikeli unsurlar altında takımımız daha ısınmaya çıktı diyelim. Bu şartlarda biz bile tribünde çok gergin bir şekilde dururken oyuncularımızın karşılaşmaya nasıl konsantre olabileceğini, nasıl oynayabileceğini açıkçası merakla bekledik. Ama oyuncularımızın demin de dediğim gibi tekrar tebrik etmek istiyorum. İnanılmaz şekilde özverili, istekli, arzulu mücadele ettiler. Asla ve asla rakibin kumpasına, oyununa gelmediler. Sadece sahada kazanmak için mücadele ettiler. Kendileri rakip takım maalesef sahaya oynamak için değil, tamamen şiddet uygulamak için çıktı. Dün baktığımız zaman ülkenin bugün de devam eden süreçte gündemine oturmuş vaziyetteyiz. Gerek sosyal medyada, gerekse bütün ulusal kanallarda, TV264'ün, hatta sizi bile zannedersem içeri almıyorlardı. Sonradan bir şekilde nasıl yaptınız onu da bilmiyorum gerçi ama içeri girme şansınız oldu. İyi ki girdiniz, iyi ki çekim yaptınız. Yoksa bugün bunlar konuşulmayacaktı. Ya da biz ancak işte sesimizi duyurabileceğimiz kadar duyuracaktık. Bu anlamda da TV264 olarak son derece başarılı bir iş çıkartmış olduk hep beraber. Soruna gelince kazanabileceğimiz bir mücadeleydi ama hakem ikinci yarı, bilhassa ikinci yarı rakibe gol attırmak için her şeyi yaptı. Yani biz ha şimdi gol geliyor diye tribünde oturduk kalktık işin açıkçası. Nitekim de penaltıyı da verdi. Hakem de rahatladı. Amacı tamamen bence orada maçı bir şekilde berabere bitirmekti. Bunu da başardı. Deplasmandır. Hani olayları her şeyi bir kenara bırakırsak eğer deplasmandır alınmış bir puan her zaman iyidir. Yani yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Keza öyle bu şekilde sonuçlandırdık. Yani maçın dışında olaylara şimdi devam edelim mi bilmiyorum. Apo maçla girip konuşacaksa eğer. Ya maçta aslında futbolda konuşulacak bir şey kalmadı ki. Sahanın her dakikasında bir yerde kavga oldu. Her ikili pozisyonda işte Ferhat'la Dilaver'di. Her futbolcumuza aşırı bir böyle gereksiz tepkiler. İşte boğazını sıkma gibi girişimler. Yani ya, nereden bakarsan bak tutarsızlık derler yani. Böyle bir futbol anlayışı yok. Bir saat 20 dakika kala sahaya çıkıp olayların başlaması. Buradaki futbolcularımızın lafını kesiyorum Tamer'im. Toplarımızı tribüne atmak ne demek ya? Ya böyle küçük hesaplar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Az önce biri attı Juventus sayfasında paylaşmış. Hadi biz algı operasyonu yapıyoruz. Hadi biz Sakaryalıyız tutuyoruz dünyada diyelim. Dünyada paylaşıldı. Şimdi onu söyleyeceğim. Yani, sadece şu an İngiltere'de 12 milyon takipçisi olan sayfalar. Yani kendini aşmış bu konularda daha üst seviyede olan basın kuruluşları bunları veriyor. Yargıda olan bir konu. Tam teyide muhtaç, şunu da belirteyim. İkamet Spor'un tutuklandığı yönünde bir haber var ama teyit edilmedi. O yüzden henüz teyit edemedik. Şimdi bir de şunu da söylemek istiyorum. Kasten adam yaralamaya giriyor baba. Bırakın tabii maçı falan her şeyi yani. Bu kasten adam yaralamaya giriyor yani. Sokakta yapsan. Bak ben bir şey diyeyim. 2-0 mağlup gelsek bu topçulara bir şey diyemezsin. Şimdi burada anlatıyoruz. Görmediklerini kimse bilmiyor, görünmeyenleri. Orada. Biz oradaydık. Hepimiz. Ya hiçbir şey yapmasan orada hava her an bir şey bekliyorsun. Bir de mesela bir algı oluşturmuş işte emniyet güçlerimizin müdahalesi. Emniyet güçlerinin bizle alakalı bir şey yok orada. Kendi içinde çıkan bir arbedo, Diyarbakır seyircisinin kendi içinde çıkan olaylardan dolayı müdahale ediyorlar iki grup kavga ediyor diye. Hani onu bile başka türlü yansıtıyorlar. Çünkü sosyal medyayı kullandıkları için kendilerince bu zamana kadar ama ta ki Sakaryaspor'a, Sakaryalılara denk gelene kadardı bu iş. Kimse yanlış anlamasın. Kimse de susamaz bu kadar haksızlığa. Yani böyle ya topu atacak bir zihniyet olabilir mi ya? Sahaya elinde bir şey olduğu bir cisimle çıktığı burada görünüyor. Yargı buna karar verecek. Rapor var. Tevfik'in kolundaki çizik kesinlikle bir cisimle çizildiğine dair rapor tutulmuş. Yani şimdi burada konuşuyoruz. Biz kötülüğüne konuşmuyoruz. Hepsi bundan ekmek yiyen insanlar. Yani oraya bir düşünsene 200-300 tane bir Sakaryaspor taraftarının gezdiğini, ekonomik olarak bir şeyler katabileceğini. Yani bu kadar olayı büyütecek Sakarya'da ne yaşandı ki? Samimi bir şekilde bir şey söylesinler ya. İnsanları provoke etmekten, insanları oradaki toplumu bu düşünceyi kullanaraktan, kendi ideolojilerini kullanaraktan
başka şekilde empoze ediyorlar olayları. Ya biz oradaydık. Eğer bir tanesini böyle aşırı derecede bizim yaşadığımızın onda biri yaşanmadı burada ya. Ya ne derler, insaf yani bu konuda. Ya şöyle de bir durum var. Şimdi orada diğer basınla bir araya geldiğimiz zaman şöyle bir durum oldu. Sizin orada yaptığınız şeylerden ötürü burada çok büyük bir gerilim vardı değil mi? Dediler. Ama ben de şunu ifade ettim. Hani biz görüntüyü vermeme gibi bir durum yok. Bizim işimiz habercilik. Tabii ki de Sakaryaspor'u sahip çıkacağız. Hatta bugün hani abim olduğu için söylüyorum. Basın açıklamasında, Ahmet Spor'un basın açıklamasında Tamer abinin fotoğrafını yayınlamışlar. İşte bu olayları geriyor diye. Ya orada da bir... Fotoğrafımı yayınlamıştır da bırak. Yani fotoğrafımın üstünde yazı yazmışlar. Evet. Bunu servis ediyorlar. Ben yayınlamışım gibi. Mesela? 3 sene önceki İzmir deplasmanında çekilen bir resmi. Mesela. Gelecek dikkatini falan vesaire yani. Şimdi, ayıp, yazık, günah. Şöyle de bir durum var. Hatta Tamer abi dedi ki, niye onların açıklamasını giriyorsun ki dedi. Evet. Şimdi bizim işimiz habercilik. Karşı tarafı da dinliyorum. Hatta ben bugün Ahmet Spor tarafını taraflıyız aradım. Taraflıyız abicim, girmeyeceksin. Tabii ki de taraflıyız ama... Belki sinirlendiğim için evet. O şekilde bir tepki verdim. Ahmet Spor ama... cephesini aradım. Dedim ki, olaylarla ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz? Teşekkür ederiz dediler. Çok da aslında telefonda konuşurken, ikili konuşurken çok da efendiler. Çok teşekkür ederiz dediler. Biz zaten basın açıklaması yapacağız. Orayı takip edebilirsiniz dediler. Ettik. Onun da haberini yaptık. Bizim burada olan, tabii ki de hani takımımıza zarar vermek istemeyiz. Hiçbir zaman da istemeyeceğiz. Ama biz burada Sakaryaspor'un tartıştığı anları, daha Niğde maçında bizim taraftan da öteki tarafa bir şeyler geliyor. Biz bunları da yayınladık canlı olarak. Bizde olay ayıklama gibi bir durum yok. Burada yaşanan hiçbir şey yok. Onu ifade ettim ben karşı tarafa. Dedim ki burada yöneticiler kendi aralarında, ekranları başındakilerden özür diliyorum, sinkaflı bir şekilde küfürleştiler. Zaten onu yayınladık, bipti bir şekilde yayınladık. Anlık 2 dakika, 5 dakika bizim şeyde yaşadığımızın onda birini yaşamadılar İnegöl'de. Şey yaşanmadı. İnegöl'de yaşadığımızın İnegöl'de koridorda diyelim, evet. Fatih Akkel'in şimdi algı da oluşturup hedefte göstermek istemiyorum. Ya, kimse yanlış biz bunlardan daha fazlasını yaşadık mesela. Demek onda birini yaşamadılar. Başka deplasmanlarda evet. Daha fazlasını yaşadık. Anlıyorum ben seni. Şimdi ya. Bize diyorlar ki orada yaşananlardan dolayı burada şey oldu. Zaten maçı biz sonrasında kendi kanalımızda 90 dakika bir şekilde yayınladık. Özetler sosyal medya hesaplarımızda var. Ya bizi eğer şu an takip eden Diyarbakırlı kardeşlerimiz varsa, çünkü kardeşlerimiz diyoruz, yanlış yönlendirilmesini kesinlikle istemeyiz. Eğer kardeşlerimiz varsa açıp baksınlar, bizi takip etsinler. Dilerseniz sosyal medyamızı takip etsinler, Ahmet Spor'u bir daha 90 dakika yayınlarken izlesinler. Kırpılma, 90 dakika boyunca hiçbir şey yok. Yani bir algı oluşturulmaya çalışıldı, bu Ahmet tarafından oluşturulmaya çalıştı. Ve başarılı olduklarını düşünüyorum. Biz sahaya... Ya gözünüzü seveyim. İsmail Hoca'ya sorduk burada. Biz nerede gördük? Mesela Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları çok olaylı geçer. Mesela Galatasaray-Fenerbahçe maçında bir ısınma esnasında omuz atıldığını hatırlıyorum. Olaylar derdik ki ya ülkenin haline bak, futbol bu mu derdik. Burada yaşananlara bakın. Şimdi bak ben bir şey söylemek istiyorum. Şu an bir şey geldi bana. Yani bizim hala siyasetçilerimiz... Bu konuya girmediler. Neden girmediler bunu da bilmiyorum. Tekrar buradan Kenan Sofoğlu'na, Sayın Milletvekilimize, ayrıca tüm şehrimiz adına ben teşekkür ediyorum. Bu siyaset üstü bir olay bizim için. Şehir konusu bu. Şimdi elime gelen bir habere göre HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergirlioğlu meclise taşıyacakmış bunu. Meclise taşımış bu konuyu. Ne var taşıyacak abi? Ya şimdi taşısın. Hayır şunu şey... bana bunu biri açıklayacak. Samimi bir şekilde söylemesi lazım. Eğer bizim Diyarbakır'da tanıdığımız, konuştuğumuz insanlar gibi mertlerse Sakarya'da bizim orada yaşadığımızın onda birini yaşadılar mı? Bak biz burada kimseyi bir iyilik kötülemiyoruz. Biz oradaki Diyarbakır'da inanın adam gibi adamları tanıyoruz. İnanın yani oturduğumuzda, kalktığımızda yani ama şurada bizim oraya girdiğimiz andan itibaren bak ben size bir şey söyleyeyim. O kadar polis olmasaydı inanın daha kötü şeyler konuşurduk şu an. Yok. Allah korusun. Koridorlar arasında iki takım soyunma odası arasında yani barikat kurdular. Bizim eğer yönetimimiz müthiş derecede akıllılık yaptı. Müthiş derecede önceki maçları baz alaraktan inceleyip çalıştıkları için ben buradan yönetimimizi de tebrik ediyorum. Koridorda özel güvenlik yerine bütün emniyet güçlerimiz oradaydı. Emniyet güçlerimiz olmasa bak kesinlikle ve kesinlikle kötü şeyler olur. Ya biz kötüyü konuşmak istemiyoruz. Anlatabildim mi? Yani bu siyasi bir olay değil. Bu sadece futbol ya. Yani bunu alıp başka yerlere götürmek, biz oynanırken direne direne kazanır. Bunlar ne demek abi?
Futbol sahada oynanır. Hakem çıkar, hata yapar. Futbolcular birbirine vurur. Sert girer, kırmızı kart görür. Dirsek atar, çıkar. Yani bundaki bu kadar ameliyat, bu kadar operasyon. Yani neyin nesi? Bu futbol değil ya. Bu tamamen futbol. Yani bunu şey kalben değil. Soruyorum yani. Oradaki kim varsa art niyetli bir soruş yok. Ya topu atmak ne demek ya? Yani en küçük bir olay. Topa tutmuş. Takıldı. Ama bir şey diyeceğim. Ya onu yapan neleri yapmadı bize? Onu anlatmak istiyorum. Evet, neleri yapmadı. Kale arkası çağırıyor, futbolcularımıza saldırı başlıyor orada. Ya her şey ben... Topu vurdular, topu tribüne attılar, bırak da adamlar bizim futbolcularımıza vurdular, evet. Yani. Bak en küçüğünü söylüyorum, ondaki zihniyet ne, ondan işte çözüyorum. Zaten onu yakalamış olsak, evet. Bak en küçük bir olay ya. Onu yapan neleri yapmadı orada, onu anlatmak ben istiyorum. Ben mesela artık şeyi de düşünüyorum. Bizim içeri, Tamer abi daha demin bahsetti, içeri alınmamız bayağı problemli oldu ve biz yukarı çıktığımızda olayların başlangıcını kaçırdık. O Serkan'ın pozisyonu gelişme anı, kırmızı kart görme anı. Artık orada hani ayırma ve polisin artık devreye girme evresinde dahil olabildik ve kayıt edebildik. Bize kapıda neler yapıldı? Yani biz nereleri aradık? İstanbul'u, TSYD'yi, TFF'yi, Ankara'yı. İşte belki de altında bu komple planlı. Yatıyor, planlı ben yatıyor. Ben planlı olduğumu da şu an düşünmeye ben başladım. Ben protokol tribününde maç başında belki bizi izleyenlerden vardır takip eden. Facebook'tan canlı yayın yapmak istedim. İnan daha Serenam'ı yeni başlıyordu. Startı verdim. Bir anda bir 500 kişiye falan çıktı telefonum. 3-4 dakikalık mevzu yani bu. Birden üstüme çullandılar. Ve Sakaryalı olduğumu artık ne şekilde anladılarsa belki modelden anladılar bilmiyorum yani. Sakarya karizması var abi. Var mı? Teşekkür ederim. Üstüme çullandılar. Kendimi oradan zor bir şekilde kaçırdım. Ve tek başımaydım orada. Hangi aklı Selim oradaysam tek başıma, o da ayrı bir konu da yani. Ama şu var. Şimdi daha önceki oynamış olduğumuz Diyarbakır karşılaşmasını hatırlayalım. Şehrin içinde ne güzel formalarla, atkılarla gezildi, etti, dostluklarımız kuruldu. Dediğim gibi yine bu maçta da dostlarımız var, Diyarbakır'da oradaki dostlarımız var. Bunları iyi ayırmamız lazım. Yani Ahmet ve Diyarbakır'daki biz gibi düşünen insanları iyi ayırmamız lazım. Ya orada bir kalın bir çizgi var. Kimseyi de kırmak istemiyoruz bu anlamda. Çünkü yani hakikaten orada dostlarımız var bizim. Ama bu insanlar maalesef ilk maçta mesela buradaki maçta yaşananları öyle abartmışlar ki oraya. Ya orada işte tam o anı yaşarken amca yani 60 yaşlarında birisi bana ağız alamayacak hakaretler etmeye başladı. Dalıyordum yani az kalsın. Diyor ki bana faşistliğe kadar burada anlatabildim mi? Neler yapmışsınız ya siz bizim adamları orada öldürmüşsünüz, parçalamışsınız. Bütün ne diyorsun dedim sen ya. Ne diyorsun sen dedim ya. Öyle bir şey var mı ya? Yani inanılmaz derecede. Tamam biz milliyetçi bir şeyiz kardeşim, biz bunu zaten inkar Allah etmiyoruz çok şükür ki. Yani. Yani biz vatanını, milletini, bayrağını seven, gerekirse polisimizle maç günleri tartışabiliriz. Ama bizim kanımız bozuk değil kardeşim. Biz vatanını, milletine bağlı, kendi sonuna içinde kadar yaşayan insanlarız Allah yani. Ama doğudaki kardeşimizle de biz senelerde burada yaşıyoruz. Onların yemeklerini yiyoruz, içiyoruz. Bir gün Diyarbakır veya herhangi bir konu konuşulmadı. Veya Kars veya Batman veya Bitlis veya Hakkari. Biz 30-40 senedir bunlarla dostluk yapıyoruz ya. Bir de Sakarya ben gibi bir orada şehri, gördüğüm kadarını görmedim. Sakarya gibi bir şehri faşist olarak değerlendiremezsiniz. Sakarya dediğimiz bir yer, tamam hepimiz Sakaryalıyız ama ben Çerkezim, Arnavut, Laz, Kürt, çok fazla millet var Sakarya dediğimiz. Faşistlik yapacak, yani o... Mesela bizim maçta 20 bin kişi varsa, o kadar yoktu Ahmet maçında. Atıyorum 15 kişi senin varsa. Senin adamın yani, doğuruyor, bizim topçu evet. Doğuruyor ya. O ne? Mesela, o kim yani? O faşistlik değil. Onlar pembe gözlükleriyle bakıyorlar. Ama çok değişikti. Yani bana biri açıklasın mesela, şu an görüntüler peş peşe de dolaşıyor. Hatta şuradan başlayalım arkadaşlardan rica ederim. Maç öncesi ısınma anlarını bir versinler yukarı. Onun üzerine de konuşalım. Oradaki bir evet geldi. Şuradaki karambol bak, konuşalım. Arkasında ise... Hepsine burada şahidim. Apo da muhtemelen şahittir. Bir ara önümde ayrıldık orada bu anlarda. Yani tamamen, yemin ediyorum tamamen bir komplo, bir planlama var burada. Ben bir şey soracağım. Buyur, tamam. Ben böyle bir şey görmedim. Yani Türk futbol tarihinin belki en büyük lekelerinden birini maalesef ki maalesef kendi gözlerimizle gördük, şahit olduk. Bir Sakaryaspor olarak bize bu denk geldi. Çok büyük bir kara bir lekedir. Böyle bir rezillik olamaz. Bugünkü açıklamasında, Apocuğum özür dilerim, başkanları mı yaptı, as başkanları bilmiyorum. Diyor ki, işte anlatıyor, ilk kırmızı kartı diyor, bizim oyuncumuz gördü diyor. Aslında bir şey söylemeye çalışıyor, kendini bir savunacak gibi ama kendini ele veriyor. Yani senin oyuncun
benim oyuncuma saldırdı ki senin ilk kırmızı kartı gördü. Benim Serkan'ım orada çocuk üstüne atlıyor ya, gözlerimle gördüm, üstüne uçan tekme atarken ayağını kaldırdı, refleks yaptı. Ve el amca hakem orada kırmızı kartını Serkan'a verdi yani. Bir de şöyle bir şey var. Bunlar basit olamaz. Bugün görüntüye bakar mısınız? Kaç tane polis var? Şöyle bir konu var. Bu nedir ya? Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar polis girmesi ne olacaktı oraya bizim güvenlik güçlerimiz? Abi Allah sonumuzu hayır etsin. Bak şu sadece bak şuraya bakar mısın? 50'nin üzerinde belki polis var, abartmak istemiyorum. Polis, güvenlik, özel güvenlik olmaması mükemmeldi. Yani bak, az sayıda olmadı. Şu olaya şu an polis şuraya müdahale etmese ne olacaktı? Maç bitmişti, ben sana söyleyeyim, başlamadı. Ya orada ne olacağı belli değil bu ya. Ne olacağı belli. Yani abi, şuna bir bakar mısın? Seremoni kısmını da verebilirsiniz arkadaşlar. Şeyde tünelin girişi herkes getirsin gözünün önüne mesela. Tünelin girişi polis yarıya böldü. Tabiri caizse etten duvar ördü. Soldan bizimkileri, sağdan onlarınkini atıyor. İçeri sokuyor. Onlar hala da içeride, tünelde biz şahidiz. Atlamaya çalışıyorlar oyuncuları. Yani bu kadar rezillik, bu kadar... Ya, bir de rica ederim, sonraki ya. Görüntüye geçelim. Ahmet. Dün biz bu işe... Olaylar bu vesileyle olan. Başladık. Evet. Futbolu biliyoruz ama ulusal basındaki büyüklerimiz kadar bu işlerin içinde olmadık. Ulusal anlamda olmadık. Yani Türkiye genelinde biz hep kendi şehrimizde içinde olan insanlarız. Dünkü konuşmaları da izledim. Dünkü konuşmaların hepsini saat gece 3-4'e kadar takip ettim. Yani iyisini de kötüsünü de biz hatalı mıyız? Bizde bir hata oluştu mu? Ya bir kere diyorum ya bak sana. Genel olarak baktığımızda olaya Türkiye tarihlerinin ilk defa. Bak ilk defa bir futbolcunun böyle bir şey yapıyor ya. Yani bundaki mantık nasıl? Aynı ekmeği yiyorsunuz bu insanlarla ya. Bunlar yani Allah korusun orada. Allah tekrar söylüyorum korusun. Şah damarına herhangi bir tarafına gelse ne olacak? Abi senin için futbol oynamak ya. Ya buradaki şimdi şu amaç ne? Bak. Bak boynuna soldan çekti. Ne varsa bak sol eline iyi bak. Bir de bak dikkat et. Serominden sonra tokalaşmaya giderken sol eli kapalı. Sol elini uzatmıyor. Berk'le galiba. Berk'le olan bir pozisyonda evet. İsmail Hoca'yla da izledik. Bak, şimdi orada daha dikkatli bakarsan görebilirsin. Hacı'nın yüzü gitti şu an. Yani şimdi şurada Hacı dönüp buna tepki mi vermesi lazım? Bizim topçularımız adam gibi duruş sergiledi. Kesinlikle. Olayın büyümemesi için, güvenlik güçlerimiz zorda kalmaması için inanılmaz derecede özveri gösterdiler. Bahsettiğin olay abi. Şimdi eli kapalı olacak. En solda. Bak. Bak şimdi bir de bundan sonra Berk'le bak bir pozisyon bak. Var. Bak şimdi. Sürekli elini kapalı. Vermiyor bak. Şurada hani daha yakında az önce. Bak şöyle eli. Anladın mı? Eli böyle. Şu şekilde kapalı eli. Anladabildim. Şöyle yapalım. Arkadaşlardan rica ederim konuşurken. Mansur'un bir VTR'si var Mansur Çalar TV. Bak sol TRT, eline bakar mısın? Bak, Kürdi'ye konuştu. Bir VTR'miz var. Onu bir versin. Evet tam ekran verelim. Sesi de dışarı verelim arkadaşlar. Bakalım neler söylemiş. Önce ben olayların başlangıç noktasını konuşmak istiyorum. Hızlıca. Ahmet Spor, Sakarya Spor maçının yankıları sürüyor. 4 Sakarya Sporlu futbolcuyu kesici aletle yaraladığı iddia edilen Mansur Çalar, TRT Kürdi'de canlı yayına bağlanarak konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Spor futbolcusu Mansur Çalar, hakkındaki iddiaları reddetti. Bizim taraftarlarımız bizi, kale arkasındaki taraftarlarımız bizi tribüne çağırdı. O sırada biz o tarafa gitmek zorunda kaldık ve orada da Sakarya Sporlu futbolcular ısınıyordu. Biz taraftarlarımıza giderken Sakarya Sporlu futbolculardan bize sözlü sataşmalar oldu. Ondan sonra orada olaylar karıştı ve biz, özellikle ben mesela kendimi geri çektim. Olayların içine girmemek için. Orada olsa zaten orada elinde kesici bir alet olurdu. Zaten evet. Hiçbir öyle bir şeyin olması imkansız yani. Ben yıllardır futbolun içindeyim. 15 senedir profesyonel futbol oynuyorum. Yani imkansız bir şey. Seronomi'de de elinde de hiçbir şeyin olmadığını görüyor. Bütün insanları görüyor ama diğer medya haberler mesela kendi taraflarına çekiyorlar işte. Kendilerini haklı duruma göstermeye çalışıyorlar. Oradaki hareketim ise 21 numaralı futbolcu, takım kaptanları hakemlere Seronomi'de selam verdikten sonra bizim takım futbolcularına hiçbirine selam vermiyor. Ben de o esnada ona kızarak gidip onu dürtüyorum. Elimde de herhangi kesici bir madde asla yoktu yani. Zaten kesici bir madde olsa dürttüğün an adam ya yerde kalır ya irkilir yani. Evet yani hiçbir tepki göstermiyor çünkü. Hareketlerinden de belli oluyor yani. Ama şöyle bir şey var. Başka görüntüler de oluyor. O maçın içinde olan işte o maçın gerginliğiyle olan bazı hareketler olmuştu. Belki onlar nahoş olaylardır ama oldu.
Çünkü öyle bir maçtı. Ben tamamen şuna bağlıyorum bu şeyi, bu olayları. Sakaryasporlu futbolcular, özellikle 21 numaralı futbolcu inanılmaz tahriklerde bulunuyordu bize karşı. Hı. Hatta birkaç arkadaşıma daha böyle oldu. Bunu sanki bilinçli bir şekilde böyle yapın, şöyle yapın dediklerini ben düşünüyorum. Çünkü geçmişte olduğu gibi Diyarbakır Spor, Bursa Spor maçı var. Hepimizin bildiği gibi. Evet. Öyle bir maç yaşatmaya çalıştılar bizlere. Böyle bir maç yaşatmaya çalıştılar bize. Bir şey söyleyeceğim. Burada herkesin savunma hakkı da var. İsterse herkes telefona bağlanıp konuşabilir. Telefonlarımız orada yazıyor. Şimdi burada TRT Kürdi dünyaya oturan bir haberi, dünyaya çıkan bir basını. Çıkıp şimdi nasıl savunacak bu arkadaş? Niye aramadı? Bir tane yöneticimizi alsaydı telefona. Mesela. Ferhat'ı alabilirdi. Diğer tarafa söz hakkı veriyordu. Yani şimdi zaten taraf görüyor musun? Taraf olmamak ne demek? Biz yine diyoruz ki biz de tarafız. Ama biz diyoruz ama ki. Ama gerçekçiyiz. İki tane videoyu koysunlar. Bir tanesini, onda biri yok burada ya. Ben oradaydım. Gördün mü gözümle? Onda biri olmadı. Milletin oradaki duygularını harekete tetikleyerek, algı operasyonu yaparak, provoke ederek olayları buraya gelmesini sağladılar. Demiş ki, elimde bir cisim olsa batırdığımda tepki vermez mi? Ya şimdi rica edeceğim arkadaşlardan, Dilaver'in pozisyonunu göstersinler. Şimdi diğerleri zaten döndüğü için söylüyorum. Yani yanlış bir cümle kurmak da istemiyorum. Kelime dağarcığım nereye kadar gidiyor onu da bilmiyorum. Yok, sapık yanlış işimiz hani, yok. İnsanlar... Sapık mısın demek istiyorum. Hani niye tutarsın? Tiki mi var acaba? Bir sağa sola dokunma, evet. Dokunma gibi. Mesela bak Dilaver'in pozisyonunu izliyoruz. Şu an. Bak geliyor, geldi, tak. Hani... Tamam çıksın bunları açıklasın. Mesela desin ki ben bunları maç içinde defalarca yaptı. Bunları maç açıklasın. Içinde. Ne yaptım o esnada? Hangi psikolojiyle dokundun? Ha tamam elinde bir şey yok dedi. Sapığım desin tamam deriz. Bakar ya, mısınız? Bak, bak, bak. Sol eline bak. Olay tabii şimdi bir yandan bir adli vaka da oldu. Adli merciler büyük bir ihtimal bunu araştırıp tabii. bağlayacak. Burada hem adli bir cezalandırma söz konusu olabilir. Federasyonun da değerlendirmesi sonucunda ben bu oyuncunun Türk futbolundan men edileceği düşüncesindeyim. Dünyada bu kadar ses getiren bir davranışın TFF'de yok, görmemeli. Bu, bu lekenin bir şekilde cezasının bu olması gerekmektedir. TFF görmesi lazım ya. Sarıyer'de koltuk yoksan bize, koltuk yokken bize merdiven boşluğundan ceza veren insanlar bunlar. Ama Niğde'de iki tarafa da ceza vermedi. Yok abi şimdi TFF bize Sarıyer'de koltuk yani merdiven boşluğu yokken bize merdiven boşluğundan ceza veren... Ben de diyorum ki Niğde'de de Niğde taraftarına ceza gelmedi. Ben anlamıyorum. Aynı şey değil mi abi? Bize yoktan var biz, edebiliyor. Biz oraların zaten oradaki siyasetler de herhalde lobiler başka herhalde. Biz mi? Bizim lobimiz yok. Ben bunu anladım. Ben anlamadım. Bir de şunu kardeşim. Da belirtmek isterim. TPP, şimdi isim de vermeyeyim. Genel sorumlularından bir tanesi. Sabah bize ulaştı. Hani ulusala bu kadar çıkınca elinizdeki görüntüleri ham bir şekilde bize ulaştırır mısınız? İncelemek istiyoruz dediler. Onlara ilettik. Federasyon sabah mu? Erken saatlerde efendim. Federasyon mu? Federasyon. Federasyon yetkilileri. Onlara ilettik. Ayrıca Sakaryaspor Kulübü'nün de kendi elindeki argümanları ilettiğini, farklı mecralara ilettiğini belirtelim. Bizim görüntüler direkt olarak hukuk departmanına gitti. Yani nasıl bir sonuç çıkacak bilmiyoruz ama burada yani büyük yer aldık. Ayrıca soruşturma açıldı Mahsun Çalar hakkında. İfadesi verilmek için yanlışım varsa arkadaşlarım düzelsin. Huzur karakoluna çağrıldı Diyarbakır'da. Savcılığa çıktı, ifadesi alındı. İfadesinden sonra serbest bırakıldı denetimli bir şekilde ama yurt dışı yasağı var ve 3 günde bir en yakın karakola imza atma durum var. Denetimliyle çıktı. Evet, denetimli bir şekilde çıktı. Şimdi diyor ki 18 yıldır ben futbolun profesyonel olarak içindeyim. Yani 18 yıldır profesyonel olarak içindeysen bize şunları yani her maç mı insanlara böyle dokunuyorsun? İyi her maç mı insanların boğazına maşallah varmış. Yani tamam sen sapık değilsin de bizim oyuncularımız mazoşist mi yani? Kendilerine mi zarar verdiler? Ben hocanın yüzüne ki. Şey, Tevfik'in koluna, Dilaver'in karnına. Dediğim gibi Tevfik'in kolu kesici aletle yapıldı, raporlara evet. Da düşmüş Rahat zaten. Parça ya. Raporda kesici delici alet var diyor. Yani Tevfik'le ilgili ciddi anlamda o konuda bir şey var. Zaten cezanın bir kısmında yurt dışı yasayla başlamış. Denetimliyle 3 günde bir imza demek. Yani burada dosyanın akıbeti açısından herhalde takip açısından... Abi bir şeyler yapılsın. Bu futbol değil ki. Biz yani tamam
Şimdi programı yönetmeye çalışıyorum. Lafın geçi ilk cümle, Tamer abi dedim, 2 puan kayıp mı? Canımızı kurtardık mı? Size sorum bu oldu. Yani biz burada futbol konuşamıyoruz ki. Futbol konuşmaya kalksak zaten. Şimdi dönen görüntüler var. Hakem bütün ikili pozisyonlarda inisiyatif hakkını ev sahibi ekibe kullandı. Ferhat'a vuruyor, kalkıyor Ferhat, koşarak omuz hakem atıyoruz, korktu düşüyor. Ya. Ben böyle bir hakem görmedim. Yok, hakem yoktu ki zaten. Hakem yani öpüyor, bir ara öpüyordu, böyle tuttu. Diyarbakırlı bir pozisyonda bize faul verdi ikinci yarı. Ya. Sol kanattayız. Büyük yerden ihtimal yedek kulübümüzün ya. Tam önü. Okşuyor, dakikayı tam hatırlamıyorum. Ya. Kaldırdı falan, orada bir diyaloğa giriyordu Diyarbakır sporlu futbolcu. Böyle yaptı, iki eliyle kafasını tuttu. Hakem korkmuş, olay büyümesin ama Sakarya iki atar. Burada kıyamet kopar felsefesiyle yoluna devam etti herhalde. Maç gitti. Abi, maçtan sonra demiş ki kurtardık. İyi ki beraber bitti i̇şte maç bu, demiş bu yani. Yani biraz daha cesur hakemlere ihtiyacımız var ya. Abi bu maçı, hani ben belki taraflıyım ama herhangi bir maçı yönetsem şu gerginlikte. Bu maçta ya inanabiliyor musun? 90 dakika boyunca kırmızı kart olmayan bir mücadeleden bahsediyoruz. Ve bunun yarısını gördüğümüzde 1000 tane kırmızı kart çıkan pozisyon atıyorum. Abi şu görüntüleri izleyen federasyon yetkilileri bu hakeme sormayacak mı? Sen bunları nasıl görmedin? Yani sen görmedin. Dünya İki tane yan hakem var. Dördüncü hakem var. Nasıl görmediniz? Bir tane temsilci, bir tane. Nasıl görmediniz? Hayır, yani maç oynarken yani biriniz bunu göreceksiniz. İşte gerçek yüzlerini Sakarya'yla ortaya çıkardık dünyaya yani artık. Yapacak böyle, bir şey kalmadı. Böyle bir şey olamaz. Bu hakeme de yazıklar olsun. Bu emek hırsızlığı ya. Başka hiçbir şey değil. Ya şimdi 3000 kilometre yol geliyoruz. Sağda bak ne diyorum sana. İki tane hayvanı koysan köpek köpek kavga edemez orada. Öyle bir sıkı güvenlik önlemi var. Emniyetimize sonsuz teşekkürler. Ya evet. Biraz cesur ol. Gördüğünü çalsan Mansur at. Kardeşim bitecek. Yenilelim. Sorun değil. Berabere kalalım. Puan verelim. Bizimki mi yaptı? Bizimkine de ver kartı. Aç bu ya. Kitabı oku ortadan. Neyse. Şey adalet terazini kusağla. Ama sen git. Saçma sapan kararlar. Dirsek atıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Sert giriyorlar. Yani burada bir tamamen bir korkmuş bir hakemle karşı karşıyayız. Biz ya gözümüzle gördüğümüz için söylüyorum. Hani buradan bakıp hakeme göre konuşmuyoruz. Hadi biz hatalıyız. Dünyada 15 milyon, 20 milyon takipçisi olan şu an tüm kulüpler, sayfalar bu haberi paylaşıyor. Hadi biz hatalıyız. Hadi biz tarafız. Evet, golden sonra Dilaver'e bakar mısınız? Yeni evet, Dilaver'e gidiyoruz. Şu pozisyonu izleyelim. Bak. Şu pozisyonu izleyelim. Nasıl sarı kart verirsin ya bak, şu pozisyonu? İzledik. Hiçbir şey yok. Ahmet Sportif'li oyuncu önce vurmaya çalışıyor. Sonra geliyorlar. Yine Dilaver'e orada bir fiziksel olarak bir darbe var. Sol elini maçın tutuş. Hakemi geliyor bak. Maçın hakemi geliyor. Ha, tamam diyor bende. Tamam bende. Bende de bak, indirdim. Bende. Tamam gördüm diyor. Neyi gördüm diyor. Ense yaptın oyuncuma. Evet. Ona nasıl sarı kart vermiyorsun sen? Gördüm diyor. Sıkıntı yok diyor. Geliyor Dilaver'e sarı kart. Ya çok yani şükür. Açıklaması ben. Belki hani bizi izleyen böyle bir hakemlik yapan amatörlüklerde işte profesyonel eski hakem mesaj atabilir. WhatsApp attığımız aşağıda. Desin ki şurada şuna vermiş olabilir. Şu kartı vermiş olabilir desin. Şu davranışından ötürü kart vermiş olabilir desin. Pozisyon önümüzde ya. Dilaver gol atıyor ve seviniyor. Sevinmesi tahrik edecek bir durumda değil. Burada sarı kart görüyoruz. Ferit'in pozisyonu. Savaş. Haftaya cezalı. Yani kaç tane oyuncumuzu bıraktık burada? Serkan haftaya yok. Yani biz burada belki futbol konuşamıyoruz ki. Abi neyi konuşacağız ki futbolun? Yani biz oradan zor geldik. Futbolun bittiği yerdeyiz bu karşılaşma. Ama tekrar şunu da belirtelim. Tüm diğer yani buradaki vatanını, milletini, bayrağını seven, ülkesini seven, misafirperver, Diyarbakır halkının kardeşlerimizi, dostlarımızı ayrı bir kenara kesinlikle, koyuyoruz burada. Kesinlikle. Buradaki amaç anlatmak istediğimiz her giden kulübe haksızlık yapılıyor da. Her kulübe giden, her maça giden oraya insanlara bu takımla oynadığı zaman hep böyle olumsuzluklar, özel güvenliklerden başlayın. Getirene götürene kadar anlatabildim. Hep böyle olumsuzluklar oluyordu. Ta ki dediğim gibi bir Sakarya'ya, bir Sakaryalı'ya, bir Sakaryaspor'a denk gelene kadardı. Şu an biz haksızız. Biz tarafız ya. Kardeşim bütün internete gir, bırak Twitter'ı. Dünya basını. Mesajlar geliyor. Juventus'undan tut İngiltere'deki sayfalara kadar. Ya insanda biraz vicdan olur. Biraz. Varsa böyle bir delikanlılık, mertlik çıkacaklar. Doğrusunu söyleyecekler. Tamam diyeceğiz o zaman ya. Tamam. Ama bu ne demek şimdi? Bundan ekmek yiyen insanlar var. Sadece bu kulüp için demiyorum ki. Yazıklar olsun. Yani oraya giden insanların kafasına taş atmak ne demek ya? Yani bu bir şey, bir cisim var batırıldı diyor. Bakacağız. Yargıda bu kadar.
konu. Ama nereye varacak şimdi? Yani bu hep böyle devam edecek mi? TFF bunu yani göz yumacak mı yani? Ne yapacağız o zaman? Futbolcular özel kıyafet, kasklı maskı formalar, çelik yelekli formalar. E ya özel bizim polisimiz olmasa orada? Allah çok şükür ki devletimiz sadece buraya değil, Diyarbakır'a tamamen hakim olmuş. Yani bundan 10 sene, 15 sene önceki gibi değil oralar. Gezdik, nasıldı? Tamam, biz gece 1.30-2'de dışarıdaydık. Erhan'cığım orada. İnsanlar hoş geldiniz, beş tabii, gittiniz. Tabii İnanılmaz derecede bir misafirperverlik. Nerede oturursan otur. Nerede bir şey içersen iç. Ama kendilerince yok algı yapıyorlar, yok faşist Sakarya. Kardeşim vatanı milletini sevmek, bayrağını sevmek, tek bayrak tek vatana inanmak. Faşistlikse biz ama yazıklar Allah olsun. Razı olsun bizi böyle gördükleri için. Biz bunu deriz. Ama burada futbolu konuşmak gerekiyorsa, yani burada futbolu da konuşacak bir şey yok. Hakem zaten maçı katletti, bitti. Yani bakar mısın mevzuya? Her pozisyonda onda. Ya Dilaver golü sevinmiş. Bir mevzuatı yok. Kenara bir terbiyesizliği yok. Adam gelmiş Dilaver'e herhalde güreşçi o. Elensi atıyor. Görüyor sarı kart yok. Görüyor bir de. Önünde oluyor. Tekmeyi sallayan maçtan önce Esame'de ismi olmadığı söyleniyor. Planlı olarak geliyor. Orta sahamızda iyi bir topçumuz var. Tekme. Biz buruşmayla kendini savunmak için bizim Serkan'da ister istemez savunma mekanizması devreye giriyor. Yani artık orada futbol yok. Bizim için de yok onlar için futbol. İyi olsunlar yeter orada. Hani sahadan çıksınlar güzel. Biz onu düşündük abi. Ama ya ben ya şimdi affedersiniz şey ama yaşım sizin kadar yok. Ben gittim stadyuma, indik takım otobüsündeydik. İndik, futbolcular girdi soyunma odasına. Biz kenara geçtik, basın girişinden bekliyoruz. Bir orada arbede yaşandı. Vuruş kırış. Dedim ki ilk geçerken omuz çarpmıştır. Sen ne bakıyorsun, ne ediyorsun? Olabilir dedim. Bizi almadılar. Çıktım yukarı. Baktım içeri saha için o kadar çok polis var ki. Dedim ki ne yaptık abi? Biz nereye geldik dedim. Maç esnasındaki olaylar. İşte biz açıkta konuşayım. Mesela kesici alet muhabbetini maç sonrasında öğrenebildik. Yöneticiler bize direkt olarak söylemedi. Hani oraları fark edemedik ama her pozisyonda bir kaos. Tribünde her yerde bir kavga var. Dedim ki biz nereye geldik? Yani Allah... Şimdi ben en büyük şansı diyecek bir daha şey demin Alparslan abi de söyledi. Kenan Sofoğlu'nun orada olmasının olduğunu düşünüyorum. Hani Kenan Sofoğlu'nu tebrik ediyoruz. Yani kesinlikle burada bir propaganda yapmıyoruz. Olan bir şey söylüyoruz. Orada takımına sahip çıkan en azından şehrimizin tek milletvekiliydi. B partiden biri gelseydi onu da söyleyecektik. Kenan Herhalde. Sofoğlu'nun açıklaması da var hatta TV264 ekranlarına. Davut Kaya, Akyazı muhabirimiz. Özel haberi. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Kenan Sofoğlu da neler söylemiş? İzmit'te düzeltiyorum. Karıştı. Diyarbakır'da yaşanan olaylar için. Arkadaşlarımız onları bir hazırlasın. Bir izleyelim. Ben büyük şans olduğunu düşünüyorum. Bir ara çünkü protokolün orası da ben karıştı. Ben bir şey diyeyim mi? İyi ki geldi. İyi ki geldi. Ben gözleriyle gördüm. Hani İyi bunu biz geldi. Abarttık. Bunu siz abarttınız. Ve Kenan Sofol dediğimiz sadece bir milletvekili değil. Türkiye tarafından sevilen bir sporcu. Evet. Yani 2 gün önce bir davette denk geldik. İnsanlar o kadar çok fotoğraf çekilip hani Kenan abi mi diyelim, vekilim mi diyelim, Kenan Bey mi diyelim diye soruyorlar. Diyor ki ya bana abi ya da bey yakın değil. Yakın görüyor insanlar. Böyle bir insan. Ben burada taraflı olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar hazır galiba. Bir izleyelim Kenan Sofoğlu neler söylemiş. Sonrasında bir kez daha buradayız. Karşılaşma Türkiye ve dünya gündemine oturan olaylara şahit oldu. Sakarya'dan Sakaryaspor'u desteklemek için Diyarbakır'a giden tek milletvekili AK Parti milletvekili Kenan Sofoğlu'ydu. Olaylı maç sonrası TV264 mikrofonlarına konuşan Sofoğlu orada yaşananları aktardı. Şimdi şöyle tabii ki biraz beklediğimizden daha zor bir ortam vardı orada ve aşırı da bir baskı vardı. Tabii ince de bir çizgi var orada. Bir de siyasetçi kimliği var üzerimde oraya evet. Gittiğim zaman. Çok da rahat hareket edemiyorduk. Ama özellikle biz gideceğiz diye bir akşam önceden Vali Bey'le de görüştük. Korumaları iyice arttırdılar. Büyük bir olay çıkmaması için gerçekten orada büyük bir mücadele verildi. Oradaki hem taraftar hem futbolcular olsun zaten bir olay çıksa da maç ertelense havasıyla başladılar maça. Tabii ki yaşanan bazı olaylar var. Jilet diyorlar ama öte yandan da birileriyle görüştüm ben. Hakemlere de sordum olayı. Hakemler de diyor ki tırnak uzatmışlar. Uzattığı tırnakla o yaraları, darbeleri verdiklerini de söylüyorlar. Ama tabii orada net bir şey yok henüz daha. Yani onu araştırıyorlardır büyük ihtimalle.
Biz elimizden geldiği kadar oradaki güvenlikte de arkadaşlara da korumalara da aynısını söyledik. Bu olaya çıkmadan, büyük bir olay olmadan maçı bitirmemiz gerekiyor. Sağ olsunlar tribünde de özellikle bize karşı da bir tepki yapmaya çalıştılar ama hemen müdahale ettiler ve olayı durdurdular. Eninde sonunda maç bitti. Esasında bizim sporcularımıza da ben bir sporcu gözüyle de baktım. Çok büyük bir baskı yaptılar futbolcularımıza. İstedikleri futbolu oynayamadılar. Tabii. Ama gene de bir de iyi tarafından bakalım. Gene de bir puanı çıkarttık oradan. O maçtan öyle bir atmosferden bir puanı çıkartan Sakaryaspor'da öte yandan tebrik ediyorum. Çünkü atmosferi ben yaşadım. Evet. Orada bırakın iyi puan çıkartmayı, top oynayabilmek bile güzeldi. İnşallah zor bir yıllı bir maçı geride bıraktı Sakaryaspor. Önümüzdeki maçlarda inşallah eksikleri de telafi edecektir. Tabii ki maçla alakalı her şeyin güzel olduğunu söyleyemeyiz ama iyi tarafına bakalım. Sayın bir Bekir, olay olmadan da maçı bitirdik geldik. Yapıldı ne gerekiyorsa evet. Yapıldı. Bunu size en içtenlikle söyleyebilirim. Sakarya valimiz bile özellikle arayıp özellikle rica etti. Ve inanın bana tribünlerin içinde bile özel güvenlikten insanlar vardı. İnsanları galyana getirecek kişileri anında tespit edip almaya çalıştılar. Yapılabilecek her şey yapıldı. O atmosferi kontrol altında tutmak gerçekten çok zor. Neredeyse seyirci kadar da güvenlik vardı orada. Evet. Dediğim gibi sonunda baktığımız zaman çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Biz daha da tedirgin olduk. Daha büyük olaylar olabileceğine, herkesin tribüne inebileceğine, tribünden atlayıp sıra çıkabileceğinden bile korktuk. Evet, vekilimiz şahit olduğu olayları ben objektif bir şekilde aktardığını düşünüyorum. Enteresan. Ne diyebiliriz ki? Gerçekten enteresan. Ben bir şey söylemek isteyebilir miyim önce? Abi şunu da yapalım. Çok dağılmasın. Dilersen futbolcularımızın ifadelerini de TV264 olarak ulaştık. Bakalım futbolcularımız neler söylemiş? Komple bir şekilde sonrasında yorumunu alacağım, unutmayacağım. Bir de futbolcularımıza dönelim. Bakalım neler söylemişler. Ame sportif faaliyetlerine konuk olan Sakaryaspor'da bazı futbolcular maç sırasında çeşitli yerlerinden yaralandılar. Kaptan Ferhat Yazgan, Hacı Ömer Doğru, Dilaver Güçlü ve Tevfik Köse'nin kolları ve boyun bölgelerinde kesici aletle olduğu tahmin edilen yaralar oluştu. Maçın ardından sağlık raporu alan Sakaryasporlu 4 futbolcu daha sonra polis merkezine giderek avukatlar eşliğinde ifade verdi. Sakaryasporlu futbolcular başta yaralama olayını gerçekleştiren Amesporlu 72 numaralı Mahsur Çağlar başta olmak üzere diğer futbolculardan ve hakemden şikayetçi oldu. Futbolcular maç sırasında ve soyunma odasında yaşananları böyle anlattı. Hacı Ömer Doğru. Maçın ilk yarısı bittiği anda soyunma odasına doğru yöneldiğimde 72 sırt numaralı Mansur Çağlar yanıma geldi ve bana hakarette bulundu. Akabinde elinde sivri bir cisimle yüz bölgemi çizerek yaralanmama sebep oldu. Bunun üzerine cisim olduğunu maçın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı. Ayrıca maçın ilerleyen saatlerinde boynumuzu futbol dışı hareketle tırnaklarıyla yaralayan Amesporlu 6 numaralı Hasan Küçük isimli futbolcu ve maç esnasında futbol dışı hareketle boynumuzu sıkan ve bize vuran Amesporlu oyuncu 21 numaralı Mehmet Sıtık İsteme isimli futbolcudan yaralanmama sebebiyet verdiklerinden, maçın hakemi olan Ferhat Kestanlıoğlu'ndan görevini yapmadığı ve kötüye kullandığından dolayı davacı ve şikayetçiyim dedi. Ferhat Yazgan. Maçın ilk dakikalarıydı. 72 sırt numaralı Mansur Çağlar yanımdan geçerken elinde bir cisimle boyun bölgeme sürterek yaralanmama sebep oldu. Elindeki sivri uçlu bir cismi bana göstererek hepinizi çizeceğim dedi. Bunun üzerine cisim olduğunu hakem Ferhan Kestanlıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı. Ayrıca maçın ilerleyen saatlerinde boynumuzu futbol dışı hareketle tırnaklarıyla yaralayan Amesporlu oyuncu 6 numaralı Hasan Küçük isimli futbolcu ve maç esnasında futbol dışı hareketle boynumuzu sıkan ve bize vuran Amesporlu 21 numaralı oyuncu Mehmet Sıtık İstemli isimli futbolcudan yaralanmama sebebiyet verdiklerinden, maçın hekimi Ferhan Kestanlıoğlu'ndan görevini yapmadığı ve kötüye kullandığından dolayı davacı ve şikayetçiyim dedi. Dilaver Güçlü. Maç oynandığı sırada ilk yarıda 10. dakikalarda penaltı oldu. Penaltıyı ben kullanacaktım. Penaltı kullanmaya geçerken yanımdan geçen Amesporlu 72 numaralı Mansur Çağlar isimli futbolcu elinde bir cisimle karın bölgeme sürterek yaralanmama sebep oldu. Ayrıca elinde cisim olduğunu maçın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı. Ayrıca maçın ilerleyen saatlerinde boynumuzu futbol dışı hareketle tırnaklarıyla yaralayan
Amedsporlu oyuncu 6 numaralı Hasan Küçük isimli futbolcu ve maç esnasında futbol dışı hareketle boynumuzu sıkan ve bize vuran Amedsporlu oyuncu 21 numaralı Mehmet Sıtık İstemi isimli futbolcudan yaralanmama sebebiyet verdiklerinden, maçın hakemi olan Ferhan Kestanoğlu'dan görevini yapmadığı ve kötüye kullandığından dolayı davacı ve şikayetçiyim dedi. Tevfik Köse. Maç esnasında aynı takımda oynadığımız futbolcu arkadaşım Dilaver Güçlü'nün Amedsporlu 72 sırt numaralı Mansur Çağlar tarafından karın bölgesinden sert bir cisimle yaralandığını öğrendim. Devre arasında soyunma odasında sol kolumda sert bir cisimle oluşabilecek yaralar gördüm. Kolumdaki yaraların 72 sırt numaralı Mansur Çağlar tarafından yapılmış olduğunun tespit edilmesi durumunda kendisinden davacı ve şikayetçiyim dedi. Evet, ifadeleri de dinledik. Alparslan abi, sen bir şeyler söyleyecektin, yarım kaldı. Ben bir şey söylemek istiyorum. Burada bizim işimiz siyaset değil, tekrardan söylüyorum. Ama oraya milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın gelmemesi hiç hoş olmadı. Çünkü biz böyle bir atmosferi bekliyorduk. Orada daha bir sıcak bir ortam bekliyordum. Yani milletvekillerimizden daha iyi bir yaklaşım bekliyordum. En azından orada olur. Hani gölgeleri yeter, varlıkları yeter, bulundukları konum itibariyle diye düşündüm. Ama bence gelmeyerek büyük ayıp ettiler bu şehre. Kenan Sofoğlu'nun da bu yüzden göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı kalben ve yürekten tekrardan çok teşekkür ediyorum. Orada yine biz bize kaldık yani. Basını, taraftarı, yöneticisi, futbolcusu. Yani Sakaryaspor yine... Evet. Sakaryaspor yine kaderine bırakıldı yani orada. Evet. Şimdi onu söyleyecektim. Gelen yorumlarda da Tamer Bey'e maçtan çekilseydik hükmen mağlup mu sayılırdık diye sormak istiyorum. Niye çekilmedik? En azından bu çirkin olaylara olay mahal vermemiş oldu tarzda. Şimdi öyle bir şey var ki yani saha içinde yaşananları futbolcularımız hakeme iletiyor. Hakem oralı olmuyor. İfadeler de vardı. Keza temsilci, gözlemci her neyse işte onlar da maçın devam etmesini söylüyor. Ya biz çıkmıyoruz, oynamıyoruz deme hakkımız var mı? Var ama bunun sonucunda yaptırımlar. Maalesef yaptırımlar var. Evet, 3 puan direkt rakibe yazılırdı. Ve silinebilir. Kaldı ki oyuncularımız hep diyorum kesinlikle ilk koridorda yaşanan o harbiyeyi bizzat kendi gözlerimle gördüm. Yaşadık hep beraber orada. Soyunma odasına attık onları. Sahaya çıkıp bir an önce maç başlasın oynayalım diye resmen kendilerini yırttılar. Yani oraya oynamak için, kazanmak için gittiler. Ve maç içinde yaşananlara da hiçbir şekilde boyun eğmediler. Karşılık vermediler. Görüyorsun işte adam Ferhat'ın boğazına yapışıyor. Çocuğun burasında az önce de gördük nasıl yaralar var. Tepki bile vermiyor. Yani oyuna gelmiyor çocuk. Tebrik etmek lazım. Helal olsun yani. Çok soğukkanlı davrandık. Abi soğukkanlı davranmak zorundaydı. Yani gerçekten çok ince bir çizgi vardı orada. Yani emniyet güçlerimizi de orada sıkıntılı bir duruma düşürebilirdik. Tamam, onlar güvenliğimizi sağlamaya gelmiş ama inanın o kadar hassasiyet gösterdik ki onlara saygımızdan. Lojada oturanlar saygı gösterdiği için emniyet güçlerine gol bile demedik yani. Orada bir olumsuz hava olmasın. Çünkü art niyetimiz yok orada. Biz oraya takımımız için gelmişiz. Netice ne olursa olsun takımımıza dönmek için oradayız. Hani orada oradaki atmosferi görüp bir olumsuzluk olmasın diye büyüklerimizle orada almış olduğumuz bir kararla fazla bir tepki göstermeden kendi içimizde olumsuzluk olmasın, emniyet güçlerimiz ve takımımız orada kalmasın diye fazla bile sevinmedik. Ha, yoksa bizim gitmediğimiz ne deplasman var. Mars'ta deplasman yapsalar ilk giden biz oluruz yine yani. Biz öyle bir taraftarız, öyle bir şehiriz. Çünkü biz takımımıza bağlı bir şehiriz. Biz şehrimize bağlı bir insanlar topluluğu. Hepsi bir aradayız. Kürdü, Çerkesi, Abazası, Lazı, Arnavutu, Boşna, Çerkesi. Anladın mı? Roman'ı, Maciri, Titos. Yaktığına ne geliyorsa, Zazası. Biz senelerdir birlikteyiz hep ya. Bizim böyle işlerle ne işimiz var yani? Konuştuğumuz işlere bak ya. Saçma sapan konuları başka yerlere çekiyorlar hep yani. O zaman şimdi şöyle söyleyeyim. Bu olayların gölgesinde 2 gün sonra artık hani saat hesabı yaparsak 48 saatten çok az bir süre sonra bir ligde bizim için çok kritik bir mücadeleye çıkacağız. Evet. Gümüşhane. Takımı nasıl etkiler bu durum? Ya şimdi bir kere kesinlikle bugün itibariyle bugün konuştuk gerçi hocamıza da ilettik, Ferhat'a da ilettik. Hocamız da keza söyledi. Artık bu maçı bırakacağız. Evet, çok gerilimli, tansiyonu yüksek bir maç oldu. Türkiye'nin hatta dünyanın gündemine oturan bir maç oldu. Ama yolumuza devam etmek istiyorsak, bir an önce seri yakalamak istiyorsak artık bu maçı unutmamız lazım. Tabii ki de psikolojik boyutu var bunun. Kolay değil.
burada takım içindeki oyuncuların birbirlerine artı işte net söyleyeyim. Sesler mi geliyor? Evet, yok yok. Dışarıdan veterinin sesi geldi de. Oh. Evet. Şimdi içeride yöneticilerimize çok büyük iş düşüyor bununla alakalı. Futbol hocamıza psikolojik destek anlamında. Taraftarımıza tabii her zaman söylediğimiz gibi büyük iş düşüyor. Bunun da en büyük göstergesini maça gelerek, tribünleri doldurarak böyle kritik bir maçtan sonra futbolcu tam destek vererek yerlerini alacaklardır. Bu da itici bir güç olacak ve bununla beraber de seri yakalayacağımız inancındayım. Evet, Tamer abinin düşüncelerine katılıyor musun Alparslan abi? Ya bizim zaten bundan sonraki her maçımız zor. İster içeride oynayalım, ister evimizin bahçesinde oynayalım, ister deplasmanda oynayalım. Nerede oynarsak oynayalım, her maçı 3 puan diye çıkmak zorundayız. Zaten öyle çıkıyorduk ama bundan sonra kaptandan da rica ettiğimiz gibi varını, yoğunu, her şeyini koyacaklar, bizi bu ligden çıkaracaklar. Çünkü artık son haftalara geliyoruz. Daha zor maçlar, kimi düşmemek için baskı yapacak, kimi işte şampiyonluk, playoff için baskı yapacak. Yani rakiplerimiz de güçlü takımlar. İşte Keçiören'le ben proje takımı diye söylüyorum. Yani Keçiören ne kadar götürür bilmiyorum ama işte Samsun Sarıyer, biz Allah korusun playoff'a kalırsak neler olabilir, nasıl çıkabiliriz? Çok zor maçlar, böyle birincilik, süperlik havasında geçecek maçlar olabilir. Yani bizim playoff'a bırakmadan bu işi neticelendirmemiz lazım Erhan'cığım. Çünkü takımımızın sakatlık oluyor, şansımıza da 1'de 2 oluyor, 2'de 3 oluyor cezalıyla. Yani derken hep böyle bir basiretsizlik, bir kısmetsizlik var takımımızda, şanssızlık var. Abi playoff dedin, sana şunu sormak istiyorum, direkt aklıma gelmişken sorayım. Playoff olursa eğer, geçen sezondan daha zorlu bir playoff mu olur? Bence olur ya. Biz... Çünkü takımlara baktığımızda şu an karşı grupta da iyi. Melemen, Karagümrük, Tuzla, artık orada ne olur bilemeyiz. Diğer tarafı bırakıp kendi tarafımıza baktığımızda hep kafa takımlar. Şimdi artık Samsun'dan bir kere bu işlerin parayla olmadığını anladık. Yani Samsun inanılmaz bir bütçe ayırdı bu işlere. Yani Süper Lig'de belki böyle bir bütçeler yoktur şu an itibariyle. Çünkü şartlar belli. Yani kimse kalkıp parayı futbola biraz daha işte reklamda, sponsorla çözmeye çalışıyorlar. Ama ben yani playoff'a kalırsak biz playoff takımıyız. Yani ister ne olursa olsun takımımızda herhangi o gün en kötü günümüzde bile biz finale kadar çıkarız diye düşünüyorum. Çünkü şehir olarak da playoff takımıyız. Yani şehir olarak nasıl gidilir, nasıl yapılır, nelerle karşılaşabiliriz, orada bizi neler bekliyor. Yani bunu hep tecrübe ederek yaşadık. Ama inşallah playoff'a kalmadan çıkarız. Ama önümüz çok sıkıntılı. Yani ortadan bakmak lazım. Bu doğru, futbolcularımız düzgün. 4 tane eksiğimiz var bu maçta yani. Yani maalesef, yani bir de gerçekçi olmak lazım. 4. 3 veya 4. Savaş, Ferit, cezalı, Serkan. Cezalı. Dilaver cezalı mı bu hafta? Yok değil. Özür dilerim. Savaş cezalı. Öyle not almışım. Serkan kırmızı kart gördüğü için büyük ihtimalle oynayamayacak. Ferit sakat olduğu için oynayamayacak. Bugün Alper'le tesislerde bir sohbet etme fırsatımız oldu. Abi tamamen atlattığımı söyleyeyim ama bu maçta oynayıp hani sıkıntı yaratmayacak şekilde atlattım sakatlığımı dedi. Hani bu maçta oynamamda da bir sıkıntı yaratmaz. Hocamız şans verirse oynayacağım büyük ihtimalle dedi. Şu an aklıma gelen başka bir cezalı yok ya mi? Şimdi yani bir aşağı bir yukarı. 3 olur, 4 olur, 2 olur, 5 olur. Yani yine zor. Hep üstüne koymaya başladık. Furkan yani bir eksikti, 2'ye çıktık. 2'ydi, 3 oldu. Ya işte o ilk yarıdaki o... Yani dengeyi kavrayamadık, sağlayamadık sürekli orada. Sürekli oynayan 11'i kaybettik ikinci yarı. Bir tek Sarıyer maçı. Ferit'i kazandık dedik, Ferit'i kaybediyoruz. Sakatlık oluyor çocuk yani. Hep böyle bir şanssızlıklar da var bizde yani. Çok büyük şanssızlık. Ferit ve Alper'in peşe sıra sakatlanması da çok büyük bir sıkıntı. Mesela Alper de... En azından hani Ferit bunu tecrübesiyle kapatabiliyor ama. Orada bir şekilde kapatabilirdi evet. Ama Alper de yeteneğiyle ön plana çıkan bir oyuncu. Ferit hani formayı vermedi ama sakatlandığında da ne yazık ki Alper'i de bir sakatlık yolunda kaybettik. İkisini de oynatamadık. Zahit'i orada oynatmak durumunda kaldık. Zahit de henüz kafa yapısı olarak o mental sağlıklı bir şekilde bürünemedi. Bu maçta da gördük. Yine hani mental olarak henüz hazır olmadığını anladık. Hani Hacı'yı ben kazandığımızı düşünüyorum. Hacı konuşmuşsun her hafta, ya. Her hafta. Hacı'ya ihtiyacımız var. Biz Hacı'yı burada konuşurken kötülüğüne değil. Hacı bizim çocuğumuz. Biz yanlış konuşalım, golü bize atsın fark etmez. Abi, öyle demek istiyorum. Hani dönsün bize anısı ediyor diyorum desin. Fark etmeyen bir şey varsa Kur'an çarpsın.
Hacı'yı kazanalım yeter ki. Hacı gibi 5 tane olsun bizde. Koyuyor üzerine koyuyor. Yani Hacı da üstüne koymaya başladı. Arkası dönük oynamaya başladı. Evet. Yapamıyordu. Servis mesela sağa atıyor, sola alıyor. Bir şeyler iyi niyetli var. Kafasını bir boşaltsa, kendini sahaya verebilse, o fizik kuvvetini sahaya böyle yansıtabilse her şey olacak. Bizim Hacı gibi, Hacı'ya da Furkan'a da Onur kim varsa arkamızdan gelen, altyapıdan gelen her kardeşimize ihtiyacımız var bizim burada. Çünkü bak ne diyoruz? Eksik bir değil ki. 2-3 oldu. 3'ten 1'e 1'den 4'e çıkıyoruz bir anda. Doğru. Yani yedeklerimiz Umut Sözen giriyor. Güzel işler yapacak. Ben bunu yani canı gününden hissediyorum. Verdi yani. Verdi. İki ara pas atmaya çalıştı. Birincilik pası o. Topa bastı, araya saldı falan. Yani mesela onlar birincilik pasları. Şimdi İnşallah Umut'u kazanmış olacağız. Umut var. Baktığımızda Berk geri döndü. Tevfik. Şimdi İlyas'ı yeri geliyor çok eleştiriyoruz ama İlyas'ta da artık o özlediğimiz bir hava da var, bir hırs var. İlyas hep hırslı ama İlyas'tan beklenti niye büyük? İlyas bu ligin golcüsü. Evet. İlyas buraya geldiğinde... İlyas dedi mi gol atacak abi. İlyas dedi mi gol makinesi çıkacak bize. Anlatabildim mi? Alacak, verecek, atacak. Her şanssızlık olabilir. Bu dönem dönemdir. Bakmışsın son 5 maç çıkmışlar Berk'te götürüyorlar işi. Yani bu olmayacak diye bir şey yok ki. Hepsi birbirinden düzgün çocuklar. Harbiden de öyleler. Yani inan buna... Yarın çıkıp ben işte mali problem olduğunda ne oldu diyecekler bize. Ben biliyorum. Hani karakterli topçu. Kardeşim ben sahada oynadığına bakarım. Sağ dışı bizi ilgilendirmez. Biz sağ dışında gördüğümüzü duyduğumuzu söyleriz burada. Ama sahada bir birlik, beraberlik, bir arkadaşlık, bir takım olmuşluk var yani. Ha İlyas olacak İlyas. Olmak zorunda mecbur yani. Başka bir kaçarı yok bunun. İlyas'tan buna bekliyoruz. İhtiyacımız var bizim yani. Şehir olarak. Sadece İlyas değil. Az önce dediğim gibi takımdaki tüm arkadaşlarımıza önce Diyarbakır için çok teşekkür ediyorum. İyi bir duruş sergilediler. Yani provoke edecek hiçbir hareketin içinde olmadılar. Dilaver bizim kardeşimizdir, dostumuzdur. Olumsuzluklara hiçbir zaman da bunu yedirmeyiz. Bunu da herkes böyle bilsin. Ama dediğim gibi Diyarbakır'a gidip gelen bu sıkıntıyı bu yaşayan herkese de çok teşekkür ediyorum. Evet Tamer abi senden de son sözleri alalım. Artık programımızı kapatacağız. Evet yani yine dediğim gibi ülkenin gündemine oturan bir karşılaşma oldu. Kötü oldu. Ama önümüze bakacağız artık. Bu saatten sonra diğer şeyler federasyonun, işte adli kurumların meselesi. Gümüşhane maçında hafta içi saat 2'de zannedersem karşılaşma. Evet, onda hani valilik bari öğrencilerimize bir tolerans, çalışanlara bir tolerans yapıyor. Yani, çok fazla yani bunu, talep var. Evet, güzel. Bravo Arancı. Bravo benim aklımdaydı unuttum. Bak. Bunu... Umarım duyarlar bizi. Sayın Valimize belki bunu yarın yönetimimizle konuşup aktarabiliriz. En azından ortaokul liseleri tatil etsin abicim. Öğleden sonra. Evet gelsinler çocuklar da orada maç seyretsinler. Hem takıma destek olsun hem kalabalık olsun. Çünkü takımımızın bu karşılaşmadan sonraki ilk karşılaşması olacağı için, maç olacağı için inanılmaz bir motive ihtiyacı var. Bu anlamda taraftarımıza zaten hep söylüyoruz gelsinler diye. Gerekirse dükkanları kapatalım, maça gidelim. Biz öyle yapıyoruz gerçi de içeride. Şimdi öyle bir şey olmayacağı için Erhan'ın aslında fikri güzel. Ben onu düşünüyordum Erhan'cığım söylemeyi. Milli Eğitim Müdürümüzün burada başkanımızın hemen hızlı bir şekilde as başbakanımızın hızlı girip öğleden sonra gerek yok. Öğleden maç zaten 2'de. Kale arkasındaki vereceksin. 500 tane, 1000 tane, 2000 tane neyse kardeşim hatta gelsin. Hatta yönetimimiz de böyle bir şeyin üzerine fedakarlık yapsın. Öğrenciye almaz. Para da almasın. Aynen para da almasın da hani ihtiyacımız da var diye. Abi bak şöyle bir şey var. Destek. Hafta içi dolduramayız. Biz bunu yaşadık. Evet. Yaşadık. İnşallah buradan Sayın Başkanımız da, Sayın As Başkanımız da, Cumhur abimiz, Cevat Eşki Başkanımız, Hüseyin Aydın'ın yönetimden kim istiyorsa Sayın Valimizle, Milli Eğitim Müdürümüzle bir araya gelip yarın hızlı bir şekilde bence iyi bir sonuç alınır. 1000-2000 öğrenci. Liseler tatil etsin. Yani öğleden sonra sınıfları öğretmenleriyle getirip ondan sonra evlerine gitmeleri için sağ salim bir yol çizilebilir yani. Evet bir mesaj var onu da okumak istiyorum. Onu okuduktan sonra programımızı kapatacağım. Değerli Sakaryaspor yönetimine, futbolculara ve canınızı ortaya koyarak oraya giden sizlere ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Canınız pahasına gözünüz kırpmadan gittiniz ve sesimiz dünyayı duyurdunuz. Herkese geçmiş olsun. Bu şehir size minnettar. Var olun. Şimdi bir mesaj geldi bana da. Sağ olsun. Ne kadar tam böyle teyide mahkum. Valilik her okuldan mı? Okullardan 30 öğrenci istemiş. Herhalde belki bu maç için olabilir mi diye. Onu araştıralım. Bence yok. Teyide. Onu araştıralım. Belki bu sevinçli haberi
gün içinde yani artık kalan vakitte. Tabii dediğimiz yarın gibi bilmiyoruz. Sadece teyit edilmesi gerekiyor. Araştıralım. Sizlere aktaralım. Evet sevgili TV 264 izleyenler, çok dolu bir program olduğunu düşünüyorum. Bir haftalık özlemimizi sizlerle giderdik. Olaylar vardı, yaşanan gelişmeler, oynanan maç, oynanacak maç, Gümüşhane karşılaşması var artık. Ahmet maçını unutup Gümüşhane maçına bakmalıyız dedi sevgili yorumcularımız ve bugün konuk olan Sayın Teknik Direktörümüz İsmail Ertekin. Artık şehir olarak üzerimize düşen Gümüşhane maçında imkanlar dahilinde o stadı doldurabilmek, izin alabiliyorsak, vakit ayırabiliyorsak Gümüşhane maçında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 2'de yerimizi alabilmek. Bizden bu kadar şimdilik. Görüşmek dileğiyle esen kalın. Haftaya bir kez daha sizlerle birlikte olacağız.